Kanal 362 stüdyolarından herkese mutlu akşamlar. Her pazartesi olduğu gibi yine Futbol 55 programıyla sizlerleyiz. Ben Selçuk Kaya, Noyan Alper Cabbar ve konuğumuz Sefa Aşar'la birlikte Samsunspor'un deplasmanda oynadığı ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Erzurumspor karşılaşmasını, maçın yansımalarını konuşacağız. Alper, hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa Aşar'ı kısaca tanıtayım. O da artık bizden biri diyebilir. Kanal S'de sabah programlarına başladı. Yaklaşık 5-6 aydır orada sabah programları yapıyor. Güzel de gidiyor. Erzurum maçına da birlikte gittik. Hazır atmosferi birlikte solumuşken yayını da birlikte yapalım dedik. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda oynanan Sakarya-Tuzla karşılaşması var. Bu mücadeleyle birlikte ligde 3. haftayı noktalamış olacağız. Biz şöyle bir yönetmenimden rica edeyim. Haftanın görünümüne, sonuçlara ve puan durumuna bakalım. Evet, biz 3 puan umuduyla galibiyet için gittiğimiz Erzurum deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndük. Diğer karşılaşmalarda Eyüp çok zorlandı. Malatya Spor karşısında, yeni Malatya karşısında ama 3-2 kazandı. Manisa ilk galibiyetini aldı Denizli önünde. Onlar da 3-2 kazandılar ki bu pazartesi de Manisa ile karşılaşacağız. Bolu Altınordu maçı 1-1. Bodrum Adana Spor maçı 3-3 bitti ki Adana Spor 90+6'da buldu golü ve o golle 3-3 bitti. Bandırma Spor bir dönem Samsun Spor'da da forma giyen Atabey Çiçek'in sonradan oyuna girip attığı muhteşem golle Göztepe'yi 2-1 yendi. Göztepe'nin tek golünü de Yasin Öztekin kaydetti. Pendik Spor 1-0 geriye düştüğü Gençler Birliği deplasmanında 2-1 kazanırken Keçiören Gücü Altay önünde zorlanmadı ve 3-1 kazandı. Bizim programımızda birlikte de haftanın son maçı Sakaryaspor Tuzla Spor mücadelesi başladı. Şöyle bir puan durumuna baktığımızda ligde 5 takım namağlup olarak yoluna devam ediyor. Bu 5 takımdan Bodrum, Eyüp ve Pendik'in 7'şer puanı var. Bandırma Spor'un 6. Bizim ise ligde 5 puanımız var. Bu 5 takım az önce de ifade ettiğim gibi namağlup olarak devam ediyorlar. Onun dışında Gençler Birliği, Keçiören, Boluspor ve Göztepe'nin 4'er puanı var. Sakarya, Adana, Erzurum ve Manisa'nın 3'er puanı var. Rize, Altınordu'nun 2'şer puanı var. Denizli, Tuzla ve Yeni Malatya'nın 1'er puanı bulunan ligde Altay'ın ise henüz puanı bulunmuyor. Ligde bu hafta ise yine zorlu, önemli karşılaşmalar var. Göztepe Gençler Birliği maçı haftanın güzel maçlarından birisi. Bodrum Eyüp maçı var. Tuzla, Erzurum, Malatya, Rize, Pendik, Bolu, Keçiören Gücü, Sakarya, Adana, Altay, Denizli, Bandırma ve haftanın kapanışını da biz yapacağız. Sağımızda oynayacağımız Manisa Futbol Kulübü mücadelesiyle de haftanın kapanışını yapacağız. Spor Toto 1. Lig'de görünüm ve puan durumu bu şekilde. Biz hafta sonu Erzurum'daydık. Cumartesi maç sabahı çıktık. Erzurum'a gittik. Güzel bir yolculuk. Tabii maça kadar her şey güzeldi. Çok rahat, açıkçası ben hani maç öncesi konuşmalarımda da hep aynısını ifade ettim yayınlarda. Çok rahat kazanabileceğimizi düşündüğüm bir maçtı ama hiç de öyle olmadı. Zaten kazanamadık da maalesef. 2-2'lik bir beraberlik var. Sefa Bey, sizle başlayayım. Yolculuğumuz, statta yaşananlar, maçla ilgili girişte kısa olarak neler söylersiniz? Siz de başlayalım. Sabah erken saatte yola çıktık. Saati de anlaşamamıştık. Ben biraz daha geç çıkalım diye ısrar ediyordum ama siz tabii haliyle erkenden gidip oradaki havayı teneffüs etme, yayın hazırlığı yapma. İyi oldu ama değil mi? Maç öncesi, maç zamanı ve sonrası. Evet, sabah erkenden yola çıktık. Keyifli bir yolculuktu. Yolun nasıl geçtiğini zaten anlamadık. Bir baktık Erzurum'a gelmişiz. Erzurum kısmı da ayrı güzeldi. İşte cağ kebabıyla başlayan, kadayıf dolmasıyla devam eden, sonra biraz şişkinlikle stada taşınan bir durum vardı. Sonra yediğimiz gollerle süren maalesef. Evet, ondan sonra hepten şiştik zaten. Şimdi maç enteresan bir maçtı bir defa. Ben uzun zaman oldu böyle bir maç izlemedim. Ben de izlemedim açıkçası. Çok heyecanlı. Bu kadar gerilimli bir maç ben de izlemedim ne evet. Zamandır. Şimdi öncelikle ben hem Erzurum Spor taraftarını hem Erzurum Spor yönetimini tebrik etmek istiyorum. Daha maçın başlar başlamaz çok ciddi bir mücadele içerisine girdiler.
bu sahaya da yansıdı. Bize de örnek olması lazım aslında. Yani ben oradaki tabloyu görünce, ya biz Samsun'da şunu başarsak önümüze gelen her takımı yeneriz dedim içinden. Evet. Bunda tabii biraz Erzurum stadının atmosferi de etkili olabilir. Küçük bir stad, kutu gibi bir stad. Evet. Aslında maça da çok büyük bir ilgi yoktu. Yoktu. Yani yarısından fazlası boştu stadın ama olanlar aynen, ciddi bir ambiyans yarattılar orada. Çok ciddi bir ambiyans vardı. Yani gerçekten o taraftar, o yönetim, o maçı kazanmak istiyordu. Evet. Bunu işte yaşlı amca vardı mesela benim yakımda, bastonlu, yerinde duramıyordu adam. Kendini oradan oraya atıyordu. Herkes bir ayaklanıyordu, bir oturuyordu. Yani biz Samsun'da gayet sakin maç izliyormuşuz, onu görmüş oldum. Ve sahada da Erzurumspor takımı istekli ve arzulu oynadı. Yani bunu bir defa bir kabul etmemiz lazım. Çok ciddi mücadele ettiler. Tabii orada yaşanan sıkıntılar belki bunu tetiklemiş olabilir. Yani yaşanan sıkıntılar da tetiklemiş olabilir veya yaşanan sıkıntılardan işin bu yönü de gölgede kalmış gibi de oldu biraz. Yani koşma anlamında koştular. Kıt imkanlar var tabii, transfer tahtası kapalı takımın. Evet. O kıt imkanları çok verimli kullandılar. Bunların tamamı da yansıyınca yönetimin de işte baskıları, takım üzerinde oluşturduğu, hem bizim takım hem kendi takımlar üzerinde oluşturduğu baskı neticeyi 2-2 beraberliğe taşıdı. Biz biraz 2-2 beraber kalınca aslında kendimizi maçı kaybetmiş psikolojisine soktuk. Yani çünkü kazanmayı bekliyorduk işin açıkçası. Herkes o yöndeydi. Bütün genel kanaat, spor yorumcuların da, taraftarların da beklentisi o yöndeydi. Hatta Erzurum spor takımının beklentisi de o yönde diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk maç başladığı zaman biraz tedirginlerdi. Taraftar da tedirgindi. Erzurum spor ilk golü atınca açıldılar bir anda. Yani kendilerine bir özgüven geldi. Taraftara da özgüven geldi. Sonrasında daha böyle oyuna hakim, cesaretli oynamaya başladılar. Netice itibariyle işte sonuç bu noktaya geldi. Şöyle teknik kısmına ben direkt girmeyeyim, size atayım topu. Hani onun üzerinden teker teker gideriz tekrar. Benim özet itibariyle gözlemlerim bu şekilde. Evet. Alper, sen neler söylersin? Maçla alakalı neler eklersin? Maçla alakalı söyleyecek çok şey var. Yayın zaten dolu dolu geçecek. Yani bir hakem faciası. Bizim takımın bir türlü oyun içerisinde kendini dahil edememesi. Son dakikalarda doldur boşaltlarla aradığımız pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri, tribünden gelenler, gidenler. Yani bir karşılaşmada bu kadar olay yaşanır mı diyeceğimiz bir karşılaşma yaşadık. Yani her şey üst üste geldi. Yani özellikle bu karşılaşmaya damga vuran hakemdi. Orta hakemdi. Emre Kargın'dı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Emre Kargın'ı da Türkiye Futbol Federasyonu FIFA'ya hazırlıyormuş. Geçmiş olsun o zaman. Onun da bilgisini vereyim. Yani FIFA kokartı için hazırlıyorlarmış hakemi. Şimdi işte Türkiye Futbol Federasyonu'nun elindeki malzeme bu işte. Yani FIFA'ya hazırladığımız hakem bizim... Yani havada böyle olmayacak bir penaltıyı yaratan biri. Avrupa'da böyle işi hiç affetmezler. Olmayacak bir kırmızı kart da verdi aslında. Tabii o kırmızı da var. Kart yani da var. Şimdi Erzurum'a verdiği kırmızı kartı sonradan onlara verdiği o saçma penaltıyla telafi etti kendi kendine. Ya tabii işte. Ya diyorum ya, tamamen bir hakem faciasının olduğu bir karşılaşmaydı ki ilk devrenin sonunda özellikle Erzurum yönetimi tribünleri yaklaşık 3-5 dakika orta hakemi soyunma odasına içeri sokturtmadılar. Yani çevik kuvvet falan geldi. Yani çok hararetli ve gergin bir maçtı. Yani her anlamda. Tabii buna biz de sebebiyet verdik. Atamadıkça, gol atamadıkça, rakibi dizginleyemedikçe, kontrolümüzün altına alamadıkça Erzurumspor'un iştahını daha da kabarttık. İnandılar ki bir puan alabileceğiz biz bu işe. Aslında biz belki de oyuncu değişikliklerinin bize vermiş olduğu katkıyı bir kez daha alamadık. Yani yedek kulübesinin katkısını bir kez daha göremedik. Eyüp maçında olduğu gibi. Bu karşılaşma özelinde baktığımızda özellikle çok üzerinde belki birazdan konuşacağımız şeyler olacak. Oyuncu değişiklikleriydi. Yani kulübenin ya da Bayram Hoca'nın oyuna yapamadığı müdahalelerdi. Oyunu okuyamamasıydı.
Yani tıpkı Eyüp Spor maçı gibi diyebiliriz. Aynen öyle. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Özellikle Erzurum ikinci yarıda golü bulduktan sonra 9 kişi defans yaptılar. İşte bulurlarsa kontradan olan ağrıyla ilerleme derdindelerdi. Biz buna rağmen oyun sisteminde dahi değişikliğe gitmedik. Yani bir üçlü defans yapmadık, 3-5-2'ye dönmedik, ne bileyim 3-4-3'e dönmedik gibi. Yani hiçbir varyasyon yapmadık. Olduğu gibi oyuncuları değiştirdik. Şunu ekleyelim, kapanan takıma karşı şunu yaparsınız. Rakip 10 kişi kalmış zaten, kapanmış. Ölümüne savunma yapıyorlar. Çanakkale geçilmez. Yapabileceğiniz tek şey şudur, oraya fazladan adam sokmak. Evet. Onu da Alper'in az önce dediği gibi üçlü savunmaya dönüp bir anda forvete çiftleyerek yapabilirsiniz. Çiftlemek. Orta sahadan adam çıkarıp yine forvete güçlendirerek yapabilirsiniz. Kesinlikle. Ama ki hocanın elinde bu şeyler de var, imkanlar da var ama hoca denemedi. Denemedi. İşte bu şunu gösteriyor. Bayram Hoca sağ kenarında maalesef oyunu okuyamıyor. Yani yapacağı hamleleri geç yapıyor. Sistemini, kendi sistemini savunuyor ama her maçın bir hikayesi vardır sonuçta. Maç o pozisyona gelmişse ki Erzurum'un artık dermanı yok orta sahaya geçme. Yani adamlar topu uzaklaştırıp tekrar savunma, uzaklaştırıp tekrar savunma moduna girmiş. Burada yapabileceğin tek bir olay vardı. Yani Bayram Hoca, biz akıl vermek gibi olmasın ama şunu yapabilirdi. Zeki yavrunun zaten stoper özelliği de var. Aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. İşte Alim, Zeki ve Yusuf üçlüsünü defansta tutup Mücahit'i sola at. Fofana'nın zaten niye oyundan çıktığını ben hala anlamış değilim. Yani onu bana basit olmaz Bayram Hoca bunu soracağım. Erzurum maçında soracaktım. Hocanın psikolojisi gerçekten iyi değil. Yani soruyu sana soruyla karşılık soruyla cevap veriyor. Yani senin soruna soruyla cevap veriyor. Yani kendi de anlatamıyor bazı şeyleri. Psikolojisi hiç iyi değil. Saha içerisine hakim olmadığını kendi de çok iyi biliyor. Bir de çok alaycı. Çok alaycı tavırlar, hocam, garip konuşmalar. Hocam çok, Erol abimiz dedi, hocam çok donuktunuz kenar dedi. Senin telefonun donuktu diyor. Yani ondan önce işte uyku modu muhabbeti var tesislerde, telefon muhabbetinden. Ya şimdi ne yaparsın? Üçlü defansa dönersin. Orta sahayı dörtlersin veya beşlersin. Kanatlarla birlikte işte Mücahit'i sola atarsın, açığa atarsın. Ondan sonra işte Boldrin'i gerekirse sağa atarsın. Ki Novi Kovac var o sırada sağda. Yani ne bir de ne yaparsın? Şimdi yani illa tankı oynatacağım diye de hani taraftara göstereceğim diye de bu maçta oyuna sürmezsin. Zaten Laura'yla defansın ortasını çözmüşsün. Rakibin göbeğini çözmüşsün. Adam iki tane atmış. Oraya bir Ahmet Sagat hamlesi yapıp stoperlerin arasına, iki Erzurum stoperin arasına iki tane forveti koyarak, santraforu koyarak orayı bir şekilde yıpratıp işte Boldrin'le Celil'le uzaktan şutlarla deneyebilirsin. Ne bileyim içeride bir pozisyonla üretebilirsin. Doldur boşaltlar yapabilirdin. Yani yapabileceğin o kadar çok imkan vardı ki biz oyun sisteminin sadece oyuncularını değiştirdik. Sistemi değiştirmedik ve sonuç doldur boşaltlarla işte son dakikada yakalanan bir penaltı. İşte Celil'in denemeleri şunlar bunlar olmadı. Son dakikada yakalanan penaltı. Yusuf'un şutuydu. Celil'in vardı. Yok yok, penaltı pozisyonunda Yusuf vurdu, savunmanın eline çarptı. Ondan birkaç önce Celil denedi. Var, birkaç az sonra vereceğim. Şimdi bunları denedim, bir penaltı yakaladım. Şimdi penaltı üzerine belki biraz daha yine konuşacağız ama şimdi esame listesinde Boldrin yazıyor. Esame listesinde Boldrin yazıyorsa penaltıcı, Hasan gelip de orada penaltı topu alıp da penaltı kullanamaz. Ya Esame'nin dışında kimse çıkamaz. Esame'de çıkıyorsa nasıl Boldrin? Ben onu anlamadım ya. Ya onların vermiş olan, ya kendilerinin, ya Esame dedim işte frikikçi Boldrin, penaltıcı Boldrin, kornerler Celil, Melih, ya böyle şey. Takımın şey, penaltıcısı Boldrin demiş yani. Takım penaltıcısı tamam. Boldrin. Şöyle olaya da gelin. Son dakikada o penaltı pozisyonu yakalandığında Boldrin'le Hasan arasındaki münakaşaya yedek kulübesi de müdahale ediyor. Hasan'a bırak topu diyorlar. Bunu çünkü bırak topu Boldrin kullan. Hasan diyor ki ben kullanacağım diyor. Boldrin tekrar dönüyor. Ondan sonra hatta o sırada Aykut Özer sahaya girmek istiyor. Boldrin'e topun içine girmek istiyor. Yani sahaya girip ya bunu Boldrin kullanacak. Ondan sonra yedek kulübesi de böyle bir şey yaşanıyor. Boldrin'den topu Hasan alması kulübe tarafından da yani onaylı bir şey değil. Evet. Hasan istiyor ve kullanıyor. Sonuç verdi. Şimdi bir de Altınordu maçımız var, bizim Gökhan Altısan muhabbeti yine. Yani benzer bir hikayeyi yaşıyorsun.
Şimdi bir takımın penaltısı Boldrin ise veya frikikçisi Ahmet ise, Mehmet ise, Hüseyin ise o 10 olur. Şimdi gel Fenerbahçe. O anda istemez de oyuncu penaltıcıdır ama kullanmak, hazır değil. Kullanmak istemez de ikinci bir alternatif gider. Aynen yani. Onu yaparsın. Mesela şimdi şöyle düşün. Şu da olabilir. Bir penaltı daha olmuştur bir 15 dakika önce. Boldrin topu başına gelir, kaçırmıştır. Morali bozuktur. Hasan gelir o topu alır. Ona kimse çıkıp sesini bir şey diyemez. Ama işte bazı eleştiriler var. İşte 15 dakika önce oyuna girmiş oyuncu, işte 10 dakika önce 83'te girdi. İşte hani hazırdı. Şimdi penaltı durumu zaten hazırlıkla mazırlıkla ilgili olan bir şeydir. Hasan'ın sonuçta geçen sene biz Hasan attırıyorduk penaltıları. Geçen sene penaltımız Hasan'dı. Sanırım 2 veya 3 golü vardı geçen tabii, tabii, sene. Tabii onlar. Bizde penaltıdan. Yani, Bayram Hoca özelinde baktığımızda hem oyun kurgusu hem oyuncu değişiklikleri ve son dakikadaki penaltı atışına varana kadar sahanın Bayram Hoca ile iletişimin olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani çünkü bir futbolcu hocan sana penaltıyı Boldrin kullanacak deyip de sen hala o topu alıyorsan senin kulübeyle problemin var demektir. Kulübeyi dinlemiyorsun demektir. Veya Bayram Hoca oyunu okumakta problem yaşayıp oyuncu değişikliklerini aynı şekilde yapıyorsa hoca da sahayı okuyamıyor demektir. Oyunu göremiyor demektir. Orada bir problem yaşıyor demektir. Bu belki Bayram Hoca'nın yaşadığı bir problemdir. Belki de Bayram Hoca'nın kafasını kurcalayan, saha içerisinde yanındaki ekip veya tribünden veya şey, o da yaşandı çünkü tribünden veya saha içi kulübeden kendisini etkileyen unsurlar var demektir. Burada Bayram Hoca'nın kafası karmakarışık. Ve Bayram Hoca'nın kafasının karmakarışık olmasının neticesi de sahaya yansıyor. Oynanan oyuna yansıyor. Tamam Erzurum maçında bir iki tık daha iyiydik Eyüp maçına baktığımızda. Ama o Erzurum'la Eyüp'ün gücü kalitesi de bir değil. Tabii. Yani şimdi şunu diyemez mesela hoca. Nem yok, nem vardı diyemez. Yoktu. Yoktu. Biz hani Altay maçına nem vurup da hani bir oradan güzelleme yapma şansı yok mesela. Nem yoktu. İnanılmaz derecede sağ futbol oynamaya müsaitti. Evet. Aynı zamanda yani kış şartlarında değildin. Geçen sene herkes zaman, çok yazılasın. Buharın içerisinde top oynadık orada. Geçen her öyle şey de çok kazanmıştık iyiydi. Yani. Her şey çok iyiydi. Bütün ortam çok iyiydi. Bir problem vardı. Bunu net bir şekilde de gördük. Tribünlerin etkisi, Erzurum tribünlerinin etkisi sahaya hem hakem anlamında hem bizim futbolcular anlamında hem de Erzurum futbolcular anlamında çok iyi yansıdı. Erzurum taraftarı takımını destekledikçe biz de ne yapacağımızı bir türlü anlayamadık. Oynayamadık. Onların dirençli futboluna biz çözüm bulamadık. Özellikle hakemi inanılmaz derece baskı altına aldıkları dönemlerde hakemin çaldığı saçma sapan düdükler, işte fauller, şunlar, bunlar yani maçı zaten ayrı bir çığırından çıkardı. Bizim problemimiz, maç içerisindeki en büyük problemimiz Bayram Hoca'nın oyunu okuyamaması. Oyuna müdahale edememesi. İlk 11 aynı 11 çıkıyor. Oyuncu 3 haftadır aynı 11. Oyuncu değişikliklerin sisteme göre, yani oyunculara göre oyun sistemini bir değiştirse belki her şey çok değişecek. 10 kişi yakalamışsın rakibini artık Selçuk'un dediği gibi Çanakkale geçilmez modunda bir mücadele veriyorlar. Nefes nefese kalmışlar. Yaş ortalamaları da yüksek çünkü grubun. 70'te bitti Erzurum ya. Yani biz, Allah'tan bitti yani. Tabii. Belki o güçleri olsa o taraftar desteğini de arkalarına alıp çok başka bir yere de gidebilirdik. Başka bir senaryo yani izleyebilirdik. Aynen başka senaryo izleyebilirdik. Doğru diyorsun. Şimdi Bayram Hoca hiç mazeret üretemez. Hata benim dedi zaten Bayram Hoca. Hata benim diyor. Tamam da işte mazeret. Ben onu arkadaşlara dedim zaten. Hoca az sonra gelecek. Diyecek ki dedim arkadaşlar. Hoca kimse şey yapmasın, suçlu aramasın, hata bende diyecek dedim. Hoca da öyle dedi yani. Dediğim gibi yani maçın üzerinde hakemin yönetimini bir kenara koyduğumuzda hani VAR'ı da şunu da bunu da bir kenara koyduğumuzda sen böyle bir rakibi yakaladığında hiç kusura bakma VAR'ı da hakemi de şampiyonla oynuyorsan, onu da bunu da yeneceksin kardeşim. Evet. Eze eze vura vura yeneceksin. Elinde bütün imkanlar var çünkü. Bir bahanen yok. Bütün imkanlar var elinde.
Kesinlikle. Erzurum maçına ilişkin ben de mini bir yorum şöyle yapabilirim. Tabii ne olursa olsun şimdi hakemi de konuşacağız. Çok bariz hataları var hakem. Maçın skoruna, gidişatına direkt etki etti hakem ama ne olursa olsun bu karşılaşmayı kazanıp döneceksin. Yani bu tamam tansiyonu da yüksek şu bu ama biz oynayacağımız her maçta tansiyon yüksek olacak. Her maçta rakip bize kapanacak. Kimse Fofana'yı bırakıp da buyur gel buradan geç demeyecek veya Haris'e. Onun için ona göre plan yapacağız ki ona göre bir kadro kuruldu. Hakemin hataları, şunlar bunlar, onları da ilerledikçe konuşacağız ama şöyle bir yönetmenimizden de rica edeyim. Kadroyla başlayalım. Kadroyu verelim ekrana. Artık herkesin sayacağı kadro. Üçüncü hafta aynı 11. Kalede Sumski, savunmada Mücahit, Alim, Yusuf ve Zeki dörtlüsü. Onların hemen önünde Osman ve Celil. Boldrin onların önünde. Bir tarafta Fofana, bir tarafta Haris. Forvet'te de Gauthier, Laura vardı ki Laura 2 gol attı. Maçın da yıldızıydı açıkçası. Performans olarak da çok değildi. Bu 11. 11 ile alakalı neler söylersin Alper? 11 ile alakalı geçen hafta da konuşmuştuk. Belki bir Hasan olur diyorduk. Ama Hasan'ı da tabii şunu görmüş olduk. Hasan performansla oynamasın zaten. Şimdi bazı oyuncular vardır. Ya oynatırsın ya hiç kadroda tutmazsın. Hasan onlardan. Hasan da bunlardan biri. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Kimse de yanlış anlamasın beni. Hasan son dakikada penaltı kaçırdı diye ben alıp yerden yere vurmam Hasan'a. Evet. Kimler ne penaltıları kaçırdı? Baggio penaltıyı kaçırdı. Dünya Kupası gitti yani. Adamın kaçırdığı penaltıyla. Bolu maçında 3 tane penaltı gitti. Bolu maçında 3. Bu hafta da çok penaltı kaçtı. Yani bizim ligde... 90'da 2 tane. Bolu atsa, Bolu galip geliyor. Aynen öyle. Altınordu atsa, Altınordu kazanacak. 3 tane penaltı kaçıyor aynı maçta. Bizim maçta kaçtı. Bir maçta daha penaltı kaçtı. Bizim maçta. Süper Lig'de de 2 penaltı kaçtı bu hafta. Çok enteresan. Sürekli penaltılar kaçıyor. Yani penaltı kaçtı diye adam yerden yere vurulmaz. Kaçar abi penaltı. Kaçar. Yani burada... şey yok. Benim aklıma Hasan Boldrin tartışmasını görünce herkes de hatırlayacaktır hemen. Kuveyke vardı Rize'de. Evet. Hoca Yılmaz Vural. Kuveyke ben atacağım dedi. Yılmaz Vural neredeyse sahaya girip dövecekti oyuncuyu. Topu elinden alacaktı. Ama Kuveyke vurdu attı golünü yaptı şovunu. Burada da tam tersi oldu. Ya bunlar futbolun içinde olan şeyler. Keşke olmasaydı. Keşke yaşanmasaydı evet. Ama olan şeyler. Hasan da maç bitti. Çok üzüldü tabii. Yani orada bütün arkadaşları etrafındaydı. Gözyaşlarını tutamadı falan ama tabii sadece Hasan değil ekran başında, tribünde kimler ağladı, kimler durdu. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet kadro böyleydi. Değişiklik yoktu. Aynı kadro. Kadro üzerinden gidersek ben Laura'yı çok beğendim. Evet. Attığı goller dışında rakip savunmayı tamamen yıpratan özelliğini burada gördük. Haris çok tutuktu bu karşılaşmada. Boldrin çok tutuktu. Fofana ortada bir performanstı. Eyüp maçına göre daha iyiydi ama burada oyundan alındı. Osman Celil ikilisinin belki de en çok işlediği maçtı hücum anlamında. Şöyle söyleyeyim. Yani notlarımda da var. Var. Şimdi ilk golde Fofana'ya pası yani asist pasını Osman yapıyor. İkinci golde de Mücahit'e topu Celil gönderiyor. Yani asist pasını Celil yapıyor. Orta sahadaki iki oyuncumuz da pozisyonların yaratıcısı oluyor yani. Bu maç fena değillerdi ama diyorum ya bunu biraz da rakibin gücüyle ölçmek gerekir. Alim Yusuf ikilisinin uyumsuzluğu hala göze çarpıyor ki hatta bir şey vardı özellikle 25 dakikada 3 tane arkaya topumuz gitti. O ayrı bak hatta niye bunu not aldın diye sordun ya 68. Evet. dakikada Yusuf bir kafa vurdurdu yanındaki şeye rakibe. Yani inanılır gibi değil yani. 1.60-1.65'lik adam geldi vurdu kafayı Yusuf'un yanından. Sumski'nin üzerine gitti top. Yani Alim Yusuf ikilisi belki de Samsun Spor'un yani orta sahayla birlikte çözülmesi gereken en büyük acil konularından biri. Mücahit Zeki standart oyun. Yani eksi de değil artıdalar. Sumski işlerini çok iyi yapıyorlar. Evet. Yani beklerimiz bu sene geçen sene oranla Ali Ülgen ve Soner Gönül ikilisini oranla bu sene beklerimiz çok iyi işler. Evet. Yani görev adamları
Zeki de çok tecrübeli, harbiden çok, çok tecrübeli. Yani oyunu çok iyi görüyor, çok iyi oynuyor, yerin duracağı ayağı da, ayağı da çok iyi. Bazen öyle bir oyun kuruyor ki bir anda. Mesela bu maç üzerinde Mücahit'e ayrı parantez açmak istiyorum. İnanılmaz derece soldan bindirmeler yaptı ki asiste sonunda yaptı. Çok bindirmeler yaptı. Bu sene Samsun'un bekleri sağlam. Evet. Ama bu sene stoperlerde sıkıntı var. Yani bir yeri yaparken bir tarafta problem yaşıyoruz. Evet. Ama şuna da tabii parantez açmak isterim. Özellikle ilk devrenin ilk 25 dakikasında Mücahit'in kanadından çok arkaya top yedik. O biraz sıkıntıydı. Şalaydı galiba. Şala. Yani çok efektif. Hatta bir topu pası vardı. Şalay vurdu. Çok iyiydi ya. Şimdi şeyi diyecektim ben. Unuttum o arada onu. Şimdi Erzurum tamam transfer tahtasını açamadı ama şöyle bir kadroya bakıyoruz. İşte Mustafa Akbaş, bize frikikten golü atan Süleyman Koç, Şala, Eren Tozlu, Martin Asek, Samuel Olanare ki maçın belki de en önemli oyuncusuydu. Sanırım o da çıkarken o da kırmızı kart gördü. Yok, elden dolayı zaten kırmızı kart. Kırmızı kart mı gördü o? Sarısı vardı. Sarısı vardı, kırmızı gördü. 9 kişi kaldı yani. Bu arada Batu Kaplan da kırmızı kart görmüş. Öyle mi? Soyunma odasında görmüş. Bir de Orhan Ovacıklı'yı da sayalım. Yani tamam transfer tahtasını açamadılar ama çok iyi oyunculardan kurulu bir kadrosu var Erzurum'un. Şimdi kartların havada uçtuğu maç oldu. İnanılmaz kartlar çıktı. Şala 43'te kırmızı kart gördü. Zaten film orada koptu. Peşine evet. Yardımcı antrenör kırmızı kart gördü. Takımlar sahaya çıktı. Hocaları kırmızı kart gördü. Derken devamında maç sonunda diğer yardımcı antrenör kırmızı kart gördü ki basın toplantısına da dördüncü hoca geldi. İşte Batu Kaplan kırmızı kart görmüş. Batu Kaplan da penaltıdan dolayı hakeme bu gece rahat uyuyabilecek misin demiş. Hakem de uyuyacağım demiş. Uyuyacağım deyip kırmızı kartı göstermiş Batu Kaplan'a. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Evet. İyi iki maç alır. O gerçi ona hak mağrumiyeti alıyorlar değil mi? Yok yani kulübedeki yönetici de kart görürse onun da cezası var ayda ama eğer öyle bir cümle sarf etmişse çok büyük bir... Gece rahat uyuyabilecek misin demiş. Çok büyük bir ceza almaz yani diye düşün. Bir maçta falan geçer diye düşünüyorum. Tabii gerginliklerle dolu bir karşılaşma. Hatta bir yandan yönetmenim görüntüyü akıtabilir. İlk 45 dakika bittiğinde bir anda tabii iş nerede koptu? Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dal bir anda ver yönetmenim onu ekrana. Bir anda şeye dalınca nedir o? Sahaya dalınca bir anda tribünler de gerildi. O ara işte Samsun Spor'un bulunduğu yere koşarak gelen Erzurumlu taraftarlar hemen çevik kuvvet güvenlik güçleri araya girdi falan. Tamam bir şey olmazdı ama tabii bu gerginlikler arttıkça arttı. Devamında tabii Alper'e de pası atabilirim orada ben. Bir görüntü ulaştı bize, bir görüntü geldi sıcağı sıcağına Samsun Spor soyunma odasından Erzurum Spor Başkanı Ahmet Dal ve beraberindekilerin Samsun Spor soyunma odasına girmeye çalıştığı eski Erzurum Sporlu oyuncularla şu anda Samsun Spor forması giyen oyuncularla tartıştığı falan görüntüleri geldi. Tabi bu görüntü sosyal medyada da en çok konuşulan görüntülerden biriydi. Bunun detayı nedir Alper? Şimdi şöyle tam devre arasında zaten az önce belirttim ya hakemin orta hakem Emre Kargımı ekibinin yaklaşık 3-4 dakika soyunma odasına geç gitmesi sırasında şöyle bir olay yaşanıyor. Önce protokolde yaşanıyor. Yani orada bir telefon konuşması yaşanıyor. Başkan Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal artık federasyon yetkilileri mi konuşuyor ya da birileriyle konuştuğunda biraz gergin sinirli bir halde konuşurken o sırada aşağıya iniyor. Tabii aşağıya indiği sırada Suzumski, Noykovas falan da soyunma odasında olduğunda o yürürken futbolcular arasında bir gerginlik yaşanıyor. Hani işte bizi sattınız, ettiniz, şu tribünlerden oldu, bu oldu. De maç boyunca tribünlerden de Mücahit zaten... hariç. Evet. Mücahit hariç Novikovas, Osman ve Sumski'ye top her ayaklarına geldiğinde böyle ıslık vardı. Aynen öyle. Orada biraz gerginlik yaşanıyor. Evet. O gerginlik sırası zaten hakeme de yansıyor. O yürüyüş sırasında. Tabi bu görüntünün öncesi yok. Niye öncesi yok? Kulüp hatta bununla ilgili güvenlik kameralarının kayıtlarını da isteyeceğini söylediler mesela. Burada hani şimdi sosyal medyada bununla ilgili bana çok fazla hani görüntüde kimse yok, işte ses, şu, yok. Ses yok diye. İşte ses olmaması biraz ağır ifadeler var. Bana da çünkü bu şekilde geldi. Bu olaydan önce yaşanıyor zaten.
ilk o kalabalık, o kargaşa. Akabinde de bizimkiler Sanspor işte Batu Kaplan ve ekibi, yardımcı antrenörü orada bir tedbir alıyorlar. O sırada tedbir bundan alıyor. Önce bir girişim olmuş, girişim yani. Oluyor. Bu video çekilmeden önce. Çekilmez. Sonradan bu görüntüler çekiliyor. Tabi burada Ahmet Bey dedi ki yani ben bu işe gülüyorum. Tabii ki gülebilir. Hani evet, Erzurumspor başkanında böyle bir şey olmadığını, yaşanmadığını doğru söyledi. Hak veririm kendisine. Yani belki olayın bu denli değil de belki nasıl diyeyim işte normal rutin soyunma odasında yaşanabilecek bir olaymış gibi de görebilir bu konuyu. Çünkü bunu takdir edersiniz ki soyunma odasına oraya indiğinizde bu her zaman yaşanır. Böyle şeyler. İşte hakeme tepki olur, oyuncuya tepki, bağırmalar, çağırmalar, sinirler gergin olur. Özellikle adrenalini ve şeyi yüksek olan karşıdan bu şeyler yaşanır. Bir de son dakikada iki gol olmuş, bir kırmızı kart olmuş. Kartlar havada uçuşuyor, işte kırmızı kart olmuş, hoca atılmış. 1-0 öndeyken maç birden 2-1'e dönmüş. Evet. Yukarıda işte garip garip durumlar yaşanıyor aşağıya. Bunlar yaşanır. Bunlar yaşanmaz diye bir şey yok. Burada biz Erzurumspor tarafını suçlamıyoruz. Erzurum tarafına bir şey demiyoruz. Başkana da bir şey demiyoruz. Sadece yapılan, bunu bizim Sanspor tarafı yapsa Sanspor tarafında eleştiririm. Böyle bir şey olmaz. Yaşanmışsa böyle bir şey. Yaşanıyor ki zaten bunlar. Çünkü direkt devre arasında hemen aradık. Biz orada olduğumuz için gönderdiler. Ya şu var. Şimdi koskoca Samsunspor'un yetkilileri de yalan mı konuşacak ya bizim soyunma odamız basılıyordu diye, veya böyle bir yalana niye ihtiyaç duysunlar yani? Bu da işin tabii. Şimdi demek ki bir şeyler yaşandı yani orada yani. Batu Bey yazdı şimdi mesela, o da yayını izliyor, teşekkür ediyorum. Ondan sonra kırmızı kartla ilgili de yorum yapmış. Penaltıyı neden tekrar etmedin hocam, korktun mu, haram olsun bu takımın sana hakkı dedim. Bu gece rahat uyuyabilecek misin deyince de kırmızı kartı gösterdi dedi. Ondan sonra geçmiş olsun Batu Bey. Bu olaydan sonra ben Batu Bey'le de konuştum. Dedim ki yani ne oldu orada yaşananları anlatsın. Onlar da anlattılar işte. Bir iki kişiyle daha konuştum. Dedim hani diğer video niye yok? Dediler ki o sırada video çekmedik. Yani olayın bu tarafına geleceğini bilmiyorum. Sonradan fark edince arkadaşlar görüntü almaya başladılar dedi. Ondan sonra. Dolayısıyla da olayın şeyi bu. Yani sağ içerisindeki gerginlik koridora da yansıyor. Soyunma odasına da yansıyor. Yani burada hani daha şey varsa mesela güvenlik kameralarını orada mutlaka vardır. Görüntüleri göstersinler. Varsa yani Erzurumspor'da yayınlayabilir. Madem bize çıkaralım, öyle. Özür dilerim diyelim. Ya doğru söylüyorum. Ahmet Dal başkan çıkıp ya ben böyle bir şey yapmadım diyene kadar şeyi yayınlasınlar o zaman. Olması yani. Gereken o. Evet. Tabii. Madem böyle bir şey yaşanmadı. Çıksınlar öyle. Desinler ki biz böyle bir şey yaşanmadı. Ya çünkü görüntüyü ortaya koyun. Biz oradaydık. Oradaki genel atmosfer böyle bir hadisenin yaşanabileceğini bize normal karşılattırıyor. Evet. Yani ben oradaki atmosferi gören kişi olarak Ahmet Dal'ın telefonla nasıl konuştuğunu da yakın gördüm. Yakınımdaydı. Türkiye'yi ayağa kaldırırım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Siz orada mıydınız o sırada? Hemen yanımdaydı. İşte. Konuşmalarını duydum ben. Sonra aşağı koştu, sahada hakemlere yaptığını gördünüz. Evet. Oradan koştu soyunma odasına. Yani her an her şeyi yapabilecek bir durumdaydı. Zaten görüntü itibariyle. O yüzden bizim arkadaşların gönderdiği video ve yaptığı açıklamalar hani bana olabilecek gibi bir tarz geliyor. No. Eğer aksini iddia ediyorsa ortaya Ahmet bir şey koyması lazım. Yani. Bir belge koyması güvenlik lazım. Güvenlik kameralarını. Kendi biz soyunma odası bölümüne Ahmet Dal'ın girdiğini gözlerimizden gördük. O andan itibaren gösterirsin. Bak benim girişim buradan dersin. Gittiğim yer burası dersin. Çıktığım yer burası dersin. Nerede dersin? Nerede ben gitmişim Samsun Spor'a? Bize derse kusura bakma kardeşim biz erken davranmışız sana böyle yanlış şey anlatmış ha, yanlış deriz. Yanlış bize deriz. Özür dileriz. Olur bir tane. Ama tabii başkanın bu hareketleri, bu gerginliği bütün stada yansıdı. Evet. Yani maç boyunca biz bile tartıştık ya. Maç boyunca küfürler. Yani şimdi bunlar ben uzun zamandır bu kadar küfürün bol olduğu bir karşılaşma hatırlamıyorum. Yani deplasmanda hatırlamıyorum. Oro halinde küfür tabii ya. Tabii yani. Öyle bir şey hakeme olur. İşte ya, orada Samsun'a, Samsun Spor'a karşı yani. Erzurum'un işgalemi geldik kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Bir de normalde şöyle sahada hakemin kararları verene kadar ki durumda şeyde süreçte hiçbir gerginlik yoktu maçta. Yoktu. Hakemin kararları tabii maçı. Hakemin kararları maçı ortamı inanılmazca yani. Germeye başladı.
Yani hele Erzurum gol attıktan sonra Erzurum taraftarı başladı şampiyonluk şarkısını söylemeye. Yani Erzurum şampiyon olacakmış gibi şampiyonluk türküleri söylemeye başladılar. Ama maç o şey bozdu ortalığı. O kart var ya, kırmızı kart bozdu ortalığı. Tabii o kırmızı kart da çok... Yediğimiz golde bile bir tepki vermediler mesela. O zamana kadar bir tepki vermediler. O kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Çıkardı. Tabii kırmızı kart peşine yardımcı antrenör de atılınca orada iyice gerildi tabii. Ya şu da var, şimdi Samsun Spor gibi bir takıma karşı oynuyorsun. Ne kadar transfer tahtan kapalı olsa da, sıkıntıların olsa da herkes Samsun Spor'la oynayınca bunu bir fırsat ve çıkış olarak görüyor. Muhtemelen aşırı bir motivasyon da var. Hem sahadaki takımda hem yönetimde. Kim bilir neler vaat edildi yöneticilerden şeylere, takıma. Bunlar işte gerçekleşmeyince bir de maç sonu, peş peşe gelen iki gol, peş peşe gelen iki kırmızı kart işi bu noktaya getirdi. Ama onun dışında biz tabii erken gittik Erzurum'a, gezdik tozduk. Ne kimseden bir şey gördük. Çok. Hatta öyle bir şey ki şimdi yemek yemeye oturuyoruz. İşte Samsun'dan geldik. Niye geldiniz diyorlar. Ya kimse maçtan haberi yok. Yani şehrin maçtan haberi yok yani. Maç havası yoktu. Maç havası yoktu şeyde. Hatta maçtan sonra da oturduğumuz yerlerde. Ne? İşte Samsun'dan geldik. Samsun Sporlu. Üzerimizde forma falan var. Kimle oynadınız dedi adam. Yani o kadar ilginç bir durum var. Ama işte gel gör ki durum böyleyken biz oradan 3 puanla dönemedik. Evet. Bir araya gireyim. Emrah Tüel yazmış. Demiş ki Novi Kovac son bir ay top oynamadı. Yani siz oyuncularımızı ayarttınız demiş. Ahmet Bey için de öyle bir çok efendi bir adam demiş. Abi zaten biz de aynı şeyi diyoruz zaten. Yoksa öyle bir şey yayınlasın kulüp. Desin ya kardeşim güvenlik kamerası. Şunu biz de diyelim ki kusura bakmayın özür dileriz. Evet. Biz bekliyoruz güvenlik kamerasının görüntülerini bekliyoruz yani. Yayınlasa biz de diyelim ki doğru özür dileriz. Yani. Kusura bakmayın biz yanlış yapmışız. Erzurum camiasına çıkar özür dilemesini biliriz. Tamam. Ki diyorum ya ne zaman o kart oldu ki kartta çok haksızlardı mesela hakem çok haksızdı. Yani yanlış karttı ondan yani. Sonra. Çünkü maç o zamana kadar kıran kırana mücadeleyle geçen iki tarafında kontrollü oynadığı atak yapıp hani birbirlerini denediği zamanlardı. Bence başkanın o bir anlık fevri hareketleri işi karıştırdı. Çünkü şu da var. Şimdi birisi yazmış ya Ahmet Başkan çok beyefendi, efendi birisidir diye. Ahmet Başkan maçtan önce stat görevlilerine ve yönetimdeki arkadaşlarına demiş ki işte Yüksel Yıldırım geliyor maça. Hem onun hem Samsun Spor ne istiyorsa yapılsın demiş. Mahcup olmayalım onlara demiş. Talimat vermiş yani şeydekilere. Ama gel gör ki bunun peşine gelişen olaylarda maç ve durum nereye gitti? Garip bir durum yani. Maçın geldiği, maçın aldığı hal. Gerginliklerle alakalı videoları da yayınladık. Tabii yakışmayan görüntüler. Ne olursa olsun kırmızı kartlar, şunlar bunlar. Yani biz çalınmayan bir düdükle küme düştük yani. Süper Lig'den küme düştük. Verilmeyen penaltı. Hem de verilmeyen penaltıyla küme düştük. Yine bu kadar kötü hadiseler yaşanmadı. Tabii şimdi yorumlara bakıyorum. Az sonra hepsini okuyacağız. Bayram Hoca'ya çok yüklenenler var. Hakeme çok yüklenenler var. Ben de hani biraz bu aklıma geldi. Bir anket yayınladım sabah. Bakalım akşama kadar ne sonuç çıkacak diye. Yaklaşık da yani 800-850 civarında oy vardı. Yönetmenim de versin ekrana. Şunu sordum. Yani Samsun Spor'un kaybettiği puanın sorumlusu kim diye. Hakem, ya düşünün şimdi. Hakem hiç olmayan bir penaltı vermiş. Ona rağmen %15 çıktı. %5 takımın genel performansı, %80 de teknik direktör Bayram Bektaş olarak yorumlara yansıdı. Yaklaşık bir 17-18 tane de yorum var anketin altında. Oradakilerin hepsinin söylediği de yani hepsi diyorlar aslında. Keşke bir de hepsi şıkkı koysaymışım oraya. Onlar da hepsi diyorlar ama yani burada hakem Samsun Spor aleyhine %100 haksız bir penaltı vermesine rağmen hakem çıkmadı. Burada Bayram Bektaş çıktı. Çok ilginç yani bu. Maçın faturası Bayram Bektaş'a kesildi. Kesilmiş. Bayram Hoca da kabul etti zaten. Şimdi bu maç aslında bizim çok ders çıkarmamız gereken bir maç. Yani bundan sonraki sezon sürecine bakarak bize çok hikayeler anlatıyor bu maç. Alper Bey de birçok konu başlığına değindi. Biraz akışı da bilmiyorum. Onları aça aça gidelim mi? Üzerinde durmamız gereken noktalar var. Ya mesela VAR niye var?
Şimdi hakem 1. lige VAR'ın kurulduğundan haberi mi yoktu? Yani bu burayı... VAR'da Koray Gençerler vardı. Bizim maçtan sonra bu akşam az önce biten Konya Fener maçının VAR hakemiydi. Onun dışında gündüz de yine bir maçta daha görev aldı dün. Onunla ilgili bir şey de gördüm. Bizim Başakşehir maçını yönetmiş galiba. Başakşehir mi? Ya da Başakşehir'deki maçımızda da yine yönetmiş, bizi katletmiş. Bir Twitter'da görmüştüm onunla ilgili paylaşımı. Bizim bu ligden düştüğümüz sezon galiba. Evet. Ondan sonra bizi katletmiş o maçta. Şimdi bulurum ben onu. Ya şu var şimdi, yönetmenim şu penaltı pozisyonunun fotoğrafını verir misin ekrana? Şimdi görüntüyü zaten herkes biliyor. Herkes kaç defa izledi. Yani tüm Türkiye öğrendi şu görüntüyü. Yani şurada topu ıskalıyor Eren Tozlu. Ya sniper'la birisi vuruyormuş gibi bir taklalar orada bir şeyler. Bunu Arif Erdem yapardı. Evet. Armut düşer gibi düşüyor orada. Aynen öyle. Burada düşüyor ve şimdi buna hakemi şey... de görüyorsunuz. Yani direkt karşısında. Hakem de tam önünde. Hiçbir engel yok. Acaba şu oyuncundan dolayı göremedi diye bir, herhalde yerde yatan oyuncuya bakmıyorsa, yani pozisyon önünde. Burada penaltı çaldı. Şimdi bu pozisyonda Eren Toz bir tane fotoğraf paylaşmış. Gördünüz mü? Ayağım husmur. İşte hani penaltı olmadığını iddia edenlere işte bu görüntüyü paylaşım diye. Kim bilir yani, neredeydi o müdahale? Ayağım mosmor oldu sevgili da. Eren, yani kendi mi yaptı veya? Şimdi sevgili Eren, madem ayağın o kadar mosmordu, sen 90 dakikayı nasıl çıkarttın ya? Ya görüntü ortada ya, geçecek o işleri. Şimdi bana ben, eski fotoğrafı koyup da oraya, yani ya da belki kendi ayağı bile değil, onu da bilmiyorum da sonuçta. Google'dan indirdim. Google'dan indirmiş koy. Sen o maçı nasıl çıkarttın o ayakta? Çünkü ayak bildiğin mosmor, dediği gibi mosmor ayak yani. Hani sen bir de tam bilek kısmı. Ya sen nasıl çıkarttın o 90 dakika? Şimdi ben ne ona ne kaç tane deper attın? Takılıyorum. Benim takıldığım VAR niye VAR? Evet. Şimdi oraya geliyoruz zaten. Burada hakem müdahale olduğunu gördü diyelim. Gördü. Eski kara düzen, penaltı kardeşim dedi, çaldı. Ama artık öyle bir düzen yok. Nasıl Altay'da golü attık, yan hakem offside dedi. VAR dedi ki offside yok dedi, gol dedi, hakem döndü, golü verdi. Şimdi VAR bunun için var. Burada VAR niye devreye girmedi? Uyarmadım. Şimdi bazen şey oluyor, aslında Samsun Spor Kulübü istesin bu kayıtları federasyonda. Mesela birkaç Süper Lig maçında olmuştu ya, o anda görüntü gidiyor VAR odasında. Arıza mı var? Arıza oluyor falan. Böyle olunca da VAR müdahale edemiyor hiç. Hakem ne diyorsa öyle. Böyle bir şey mi oldu acaba yani? Şimdi burada Sanspor yönetiminin yapması gereken şu. Bir kere bunun bu görüntüye ait ses kayıttan istemesi lazım. VAR hoca ile yani orta hakemle bu konuyla ilgili görüşüyor mu? Yani şunu sorabilir mesela VAR. Der ki hocam sen düdüğü çaldın da neye çaldın? Bir gel bak. Bir gel bak. Öndeki pozisyona çaldıysan o penaltı değil. Orada faul var. Free kick vermen lazım. Eren Tozlu'nun hareketine çaldıysan orada bir şey yok hocam. Yani Eren kendi sniper'la vurulmuş şeklinde kendini atıyor. Bunu dersin. Şimdi bir kere VAR da kesinlikle VAR'la orta hakemin kulaklıkların yani ses kayıtlarının istenmesi lazım. Birincisi bu. Evet. Kulüp bunu istemeli. İkincisi Selçuk'un dediğin gibi bu görüntüler VAR mı? VAR odasında. VAR odasında bu görüntü VAR mı? Hadi yok diyelim. Ya bunu... Niye yok? Niye yok? O tam bunu, açıklansın. Bunu... yani şimdi şöyle diyeceğim. Yani bunu... Kör dahi Metin Şentürk'ü yapmışlar yani. Güzel, o da bazen güzel atıyor ya böyle komik esprileti. Ben bile, yani, bile gördüm. Ben bile yani gördüm diye. Şimdi Bayram Hoca basın toplantısında şunu söyledi. Celil'e dedi sordum. Celil, hani hocam dedi ben dokunmadım. Ne ayakla ne elimle. Şimdi zaten elle yap deme şansı yok zaten. Adam ayağını atıyor. Yani ayağını parantez atıyor adam havada. Yani öyle bir atlayış şekli yok. Diyorum ya bunu 2000'li yıllarda, 2001'li yıllarda Arif Erdem yapardı. Meşhurdur onun penaltıları mesela. Topu ıskalıyor. Topu ıskalıyor ve kendini atıyor yere şimdi. Şimdi diyorum ya Sanspor Kulübü'nün Batu Kaplan da yayınımızı izliyor. Spor gelişimi. Mutlaka bununla ilgili bir hakem raporu istenmeli. VAR odasının görüntüleri istenmeli, ses kayıtları istenmeli ve bu kamuoyuyla paylaşılmalı. Evet. Şimdi kulübün birazdan iletişim konusuna girmeyeceğim. Buraya da not alacağım onu ondan sonra.
şöyle üstün körü geçeyim. Burada biz Bayram Hoca'yı eleştiriyoruz. Oynanan futbolu eleştiriyoruz. Şunu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz. Sevgili Sanspor'un iletişim departmanı. Böyle maçlarda büyük kulüplerin veya diğer takımların yapmış olduğu açıklamaları bir, maç sonu açıklamalarını bir okuyun, bakın, değerlendirin. Burada senin hakkın yeniyorsa, sen burada şu anda Bayram Hoca bir hedefin haline gelmişse, senin konuyu değiştirebileceğin bir numaralı elinde şey var. Var, malzeme var. Malzeme var. Krizi yönetebilirsin. Krizi yönetebileceğin durumlar. Bu konuda biz zayıf kalıyoruz. Bunu sonra devam edelim, bu konu üzerine devam edelim. Şimdi dolayısıyla dediğim gibi, kesinlikle Sanspor yönetimi şu anda Batu Kaplan işte veya Veysel abi, Soner abiler gitsinler. Peşine federasyondan bu görüntüleri istesinler. Bu görüntüler istesinler. O anda VAR odasında ne konuşulmuş? Ne konuşulmuş? Kahve mi gitmişler? Ne yapıyor? Okey mi dönüyorlar VAR'da? Ne yapıyorlar yani bu adamlar? Bir de şu var, kulüp dediğin gibi bunu yani sonraya bırakmaya gerek yok. Konuşabilir şimdi. Bu konu hiç gündeme taşıyamadı. Hiç taşıyamıyor. Yani bu şu fotoğrafı versene değil. Yönetmenim ekrana yine. Penaltı pozisyonunu. Yani en kötü şu fotoğrafı paylaş sosyal medya hesabından ya. Ben olsam şu fotoğrafı bütün yaygın medyaya yarım sayfa ilan verirdim ya. Herkes görmeyen de görsün diye yani. Videoyu paylaş ya. Videonu paylaş diyorum ya, şunu da ver gazetelere, ilan ver şunu ya. Kare kare al bunu. Ya bütün her yerde çıksın. Bu görüntüler, bu maç özelinde değil sadece. Maalesef biz bunu 2-2,5 seneden beri yapamıyoruz. Evet. Bir ikincilikteyken uzun bir basın toplantısı vardı. Hakem hatalarının tek tek analiz edildi. 13 puan mı ne bir kaybımız vardı o şeyde. Onun dışında dediğin gibi biz bunlara... Bu süreçleri yönetemiyoruz. Evet. Yani hakkımızın yendiği durumlarda... İşte başkan bugün Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi miydi? Onunla telefonda görüşmüşler. Bu konuyu anlatmış ve hani şimdi tamam konu anlatıldı, eyvallah. Başkan adımını yapmış sonuçta. Aramış. Demiş ki ya başkan böyle olmaz. Bu, gördünüz bu sonuçta bunu. Yani bu bir skandal ya. Bak gerçekten skandal. Bunu algıya çevirmekte, krizi fırsata çevirmekte kulübün işi. Evet. İş sadece sabah günaydın mesajı atmak da, bugün maç var, bugün idman yapmak da değil bu iş. Bunu algıya çevirmek önemli. Kulübün sonuçta hukukçusu var. Bir avukatları var. Hukuk departmanı var. Her şey var. Her şey var. Bütün imkanlar var. Ama şu, bugün Bayram Hoca'ya karşı olan algıyı da en kötü ihtimalle şunla, bu pozisyonu ön plana çıkartarak... krizi bir şekilde fırsata çevirip ve bundan sonraki olabilecek bu VAR hatalarını, ne bileyim işte hakem hatalarının önüne de bir şekilde geçmiş olursun. Minimize edersin. Evet. Bunu bütün takımlar yapıyor. Şimdi bu bir, mesela video dolaşıyor ya sosyal medyada. Şimdi bunu da Hakan'a da selamlar olsun buradan. Hakan Şencan'a, İstanbul'da yaşayan bir Samsunspor taraftarı, o paylaşıyor. Onun üzerine herkes paylaşmaya başlıyor. Yani burada yine taraftar alıyor yani sorumluluğu üzerine. Abi evet. Kulüp olarak sen bir tane paylaşım yok. Hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi kulübü... Evet, kulüp peşine düşsün diyelim bu işin. İkinci başlığa geçelim. Ben de şimdi moderatör gibi oturdum. Olsun soruyor. Şimdi şöyle, Selçuk az önce dedi ya, Altay maçında VAR'dan sana bir pozisyon gelmiş ve golün olmuş. Tabii. Evet. Burada da VAR'dan zarar görmüşsün. Tabii. VAR sistemi çalışmamış veya artık ne olduysa, ne yaşanmışsa artık bunu bir dahaki maçlara yansımaması için bir an önce adım atman gerekir. Aynen öyle. Kesinlikle. Şimdi diğer taraftan biz ülkemizin doğusuna doğru gittikçe şunu rahatlıkla görebiliriz, ifade de edebiliriz. O bölgenin insanı duyguları böyle yoğun yaşar. Konuşurken bağırarak konuşur. Tepkileri bize göre daha fazladır. Hani biz gördüğümüz zaman da şaşırız. Yani niye bu kadar tepki veriyor, niye bağırarak konuşuyor diye. Onlar da işte bizim yapımız böyle, burası böyle derler. Şimdi Erzurumlu'nun o yapısı tabii o bölgeye yansıdı. Fakat Samsunspor'a karşı işte deplasmana her gittiğimizde bir bilenme oluyor. Yani tabii. Bunu bizim bilmemiz lazım. Biz gittiğimiz her yerde bize bilenmiş bir takım, bize bilenmiş bir taraftar olacak. Agresif olacak. Agresif olacak. Yani buna hazırlıklı gidiyor olabilmemiz lazım. Burada antiparantez hocaya çok ciddi iş düşüyor. Onu sonra geleceğim tekrar.
Diğer bir taraftan hakem hataları her zaman var. Futbolda işte federasyonun durumu da ortada. Çünkü şu an Türkiye'nin en büyük sorunu zaten her alanda liyakatsizlik var. Niteliğin düşük olduğu bir, evet, bir düzen var. Bu tabii haliyle futbola da yansıyor. O yüzden biz ne karşı takımın yönetimi, taraftarı veya bize bilenmiş oyuncusunu bahane edebiliriz ne de hakem hatalarını. Koşullar bu. Bu koşullara göre kendimizi planlayıp ona göre hareket etmemiz Başkan gerekiyor. Başkan da öyle bir tweet attı ya. Evet. Şeyden sonra. Şimdi bu maçta iki tane çok kritik durum var. Birincisi Ahmet Sagat'ın oyuna girmemesi. Diğeri de Hasan'ın penaltıyı kullanması. Bu iki durumun iyi analiz edilmesi lazım diye düşünüyorum. O yüzden burayı biraz açacağım. Şimdi Hasan çok hevesli diye ben işte ona müsaade ettim diyor. Ya ben şimdi tribünden gelsem ben çok hevesliyim desem bana mı attıracağım penaltıyı? Ya orada Boldrin var. Sen şöyle yapalım mı? Hocayı dinleyelim. Dinleyelim. Hoca bir söylesin. Ahmet Sağat'la ilgili. Fofana'yla ilgili. Başkan karıştı mı karışmadı mı kendisine onunla ilgili. Onun üzerine bu yorumu yapalım. Daha güzel olur bence. Biz de bir soluklanmış oluruz o arada. Sizden de şu mini aramızda rica etmiş olalım. Bu arada yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayın ki sizler gibi daha fazla renktaşımıza da ulaşmış olalım. Şimdi Bayram Bektaş'ı dinleyelim. Bakalım maç sonrası düzenlenen basın toplantısında neler söylemiş. Üzgünüz, iki puan kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bütün oyun anlamında maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir maç oldu. Bir golle başladık. Ancak yine golü arayan taraf olduk. Ve 1-0 mağlubiyetten 2-1 öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldık. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha oyunu yönlendiren taraf olmalıydık. Çok basit 3 kişi baskıya gittiğimiz taş kenarındaki bir pozisyonda topu oradan çıkartmamamız gerekirken top çıktı ve sonucunda penaltı oldu. Biraz acemi davrandık orada. 10 kişi kalan bir rakibe karşı bu şekilde basit hata yaparsanız cezayı keserler. Maç bitti geldi. Çok fazla kaçırdık yine. Belki son dakika penaltıyı atsak çok farklı şeyler konuşacaktık. Olmayınca olmuyor. Ben ortaya koyan mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Hakem çok fazla oyunun durmasına müsaade etti. Orada bir eleştirim olacak. Bu kadar oyunu yavaşlatmaktan ziyade oyunun temposunu bu kadar düşürmemesi gerekiyor. Söyleyeceğim çok şey var. Biraz da duygularıma söylediklerimi bugün hakim olacağım. Çünkü çok farklı şeyler, çok farklı yönlere çekilmesini istemiyorum. 2 puan kaybettik. 10 kişi kalan bir rakibe karşı Samsunspor, bu kadar kaliteli olan Samsunspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro. Biraz daha ağırlığını koymalıydım. Hata varsa benimdir. Penaltıyı kimse kaçırmak istemez. Hasan atmak istedi. Hasan attı. O da atıp takımlarına bir, oyuncu takım arkadaşlarına bir ben de buradayım demek istemiştir. Kaçırdı, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. O da bizim oyuncumuz. Ama çok üzgünüz. Dediğim gibi son dakika bir penaltı. Belki oraya da bırakmamalıydık. Daha önceden gol yapabilirdik. Bu kadar kaçırırsanız sonucuna katlanacaksınız. 2 puan kaçıran taraf olduk dediğim gibi. Bunu telafi edeceğiz önümüzdeki hafta ama kimsenin şüphesi olmasın. Biz top oynuyoruz. Her geçen gün takım daha da iyi kendine adapte oluyor. Oyuncular birbirini kullanıyor. İnşallah önümüzdeki hafta kazanıp kendi taraftarımız önünde yolumuza devam edeceğiz. Hocam, rakibin kazandığı penaltıyı izlediniz mi hocam? Gördünüz mü? Rakibin kazandığı penaltı, o kadar çok şey var ki bakın onu da unuttum. Şimdi Celil diyor ki ben dokunmadım. Bakıyoruz. Hakem o kadar emin çaldı ki VAR'a bile gitmedi. Açısını da bilmiyorum hakemin ama dokunulmadı çünkü orada hiçbir temas gözükmüyor. Ben çok izledim. Belki açı beni aldatıyor ama bir temas olmadığını, rakibin ayağını salladığını söylüyor. VAR'a bile gitmedi. Bizim kazandığımız ilk dakikalardaki penaltı da offside diyor, ona da bakmadım.
Ama çok ilginç şeyler oldu bugün. Üzgünüz, 2 puan kaçırdık. Her hafta 2 puan kaçırıyoruz. İnşallah artık bu kadar basit puan kaçırmaz. Hocam, hakemin oyun kontrolünü kaybetti. Çok dakikalar oldu. Çok net yani. Çok yani... net hakem oyun kontrolünü kaybetti. Yani bu maçların seviyesinde olması lazım hakem. Hocam, özellikle ikinci derecede çift forvete dönmediniz. Baskılı oynadık ama bir Douglas, Laura hamlesi olabilir ama siz Fofana Douglas hamlesi yaptınız. Akabinde de 83 dakikadaki oyuncu değişikliklerinde başkanın Yüksel Yıldırım altta Batu Kaplan'a oyuncu değiştirmesi konusunda biz de şahit olduğumuz konuları iki oyuncu oyuna dahil oldu. Bilginiz dahilinde mi bu oyuncu değişiklikleri gerçekleşti yoksa Batu Kaplan mı bunu yaptı? Şimdi öyle bir şey gördüysem televizyondan da canlı yakaladıysam koy önüme göreyim. Değişiklikler tamamen benim inisiyatifimde. Herkes kendi işini yapar. Başkanımız zaten başkanımız. O da takımın kazanmasını istiyor doğal olarak. Kafasından bir şeyler geçiyordur, söyler. Sonuçta başkan. Biz maçı bu şekilde kazanabileceğimizi. Çünkü sürekli force eden bir taraf olduk. Nitekim dediğim gibi çok da fırsat yakaladık. Erken atsak belki farklı olacaktı. Son dakika penaltı kazandık. Force ederek kaçırdık. Olmayınca olmuyor. Üzgünüz. Hocam, bir ara bir son dakikalarda yani 70-60'tan sonra resmen bir dondunuz. 15-20 dakika hiç kıpırdamadan sağdan kopup gitmiş gibiydi, takımda da var. Ve ilk yarıda Goldrin ile Osman birbirine çok yakın. Birbirini resmen ayağına bastılar. Bunu görüp önlemi ikinci yarıda alacağınızı beklerken Novik Havas'la birlikte orası daha sıkıştı. Bunu çözmeyi başka türlü düşünemediniz mi? Niye öyle donmuş kaldınız? Ben donmadım. Senin telefonun donmuş olabilir ya da izlediğin açıdan donmuş olabilir. Benim böyle bir donuk bir görüntüm yoktu. Ben sadece orada Boldrin'in çok fazla geriye gelmemesini, çünkü Boldrin'i biz önde kullanmak istiyoruz. Önde etkili Boldrin. O yüzden Boldrin çok fazla geri gelip de top aldığı zaman rakip kaleye mesafesi uzun. Benim oradaki bağırma şey oydu, hatta işaretim de oydu. Boldrin önde kal, Osman arkayı boşaltma. Çünkü bir tane çok uzun top oynayarak önde 3. bölgede top tutabilecek bir tane forvetleri vardı. Seken topu alıp ucuma çıkmaya çalışan bir rakip vardı. Başta bir oyun geçişi yoktu rakibin. Biz bunu biliyorduk zaten. Maalesef onu bildiğimiz halde orada penaltıyı vermiş. Son bir şey olur. Sagat'ı niye almıyorsunuz? Sagat'ı değerlendirmek istemiyor musunuz? Sagat'ın oyuna gireceği maçlar vardır, bölümler vardır. Bu maç Sagat'ın maçı olmadığını düşündük. Farklı bir düşüncemiz var hücumsal anlamda. Orada Tanko'yu koydum. Güçlü, alır, duvar olur Boldrin'e. Ki şutör, şut özelliği olan çok önemli. Öyle değerlendirdik. O da bugün çok etkili olamadı açıkçası. Hocam maçın bütün yönleriyle sizin Samspor'un lehindeydi. Rakip oyuncusu, 2-1 öndeyiz. Yani bu kadar hataları yapacak gerekçeler neydi de biz sahada bu kadar hata yapıldı? Yani hatalar derken sadece bir tane hata yaptık. Orada da penaltı oldu. Yoksa başka bir hatamız yok. Rakip geldi. Niye gol atamıyoruz? Niye çok toplan çok fazla oynuyoruz? Çok fazla kaçırdık. Aşırı derecede toplan çok fazla oynuyoruz. Takım oyundan uzaktık. Toplan oynamak zorundasın. Rakip kapandı zaten. Evet. Rakip 10 kişi kaldı. Rakip 8 kişi savunmaya çekildi. Biz o savunmayı açmak için uğraştık. Demek ki daha fazla çalışacağız ama hep kapalı savunmalara. Bugün 10 kişi. Mesela 11 kişiyken rakip daha rahat oynuyordu. Çünkü istediğimiz oyun oynanması için müsaade ediyordu rakip. Kendi dizilişinde oynuyordu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra o da tamamen kontraya savunmaya çekildi. Bu sefer o defansı açmak zorunda kalıyorsun. Maçında baktığımızda Eyüp maçında da aynı hatalar yaptı. Eyüp'e karşı oynadığımız oyunda aynı sıkıntı yaşadık. Aşamadık. Gol pozisyonlarında etkili olamadık. Etkili olduk gol pozisyonlarında. Çok... Ama gol yapamıyoruz. Hocam, gol yapamadık. Öyle. İşte gol yoksa o kadar mesela... pozisyon yakalayıp da atamazsan böyle olmuş. Maçta niye atamıyoruz? İşte bunu soruyoruz. Demek ki kale önünde daha çok çalışacağız. Ne atamıyoruz? Bugüne kadar çalışamadılar. Çalıştı. Çalışınca da şimdi sen gol pozisyona giremezsin. Eleştiri açıyorum. Ben her zaman eleştiri açıyorum. Hatamı da kabul ederim. Bak ne diyorum.
pozisyona giremezsin, üretemezsin. Rakip kapalı, üretemezsin. O zaman orada bir sıkıntı var. Ama rakip kapandığı halde Eyüp'e karşı da, burada Erzurum'a karşı da ürettik. Kaçırdık, sürekli kaçırdık. Rakip bir tane geliyor, atıyor, futbol işte ama demek ki bizde bir eksiklik var, atmamız gerekiyor, çok kaçırıyoruz. Şimdi biz bu eksikliği soruyoruz hocam. Nedir işte eksikliği? Demek ki daha farklı varyasyonlarla gol yapacağız. Yani böyle çalışacağız. Yoksa Boldrin de zorluyor, Laura da zorluyor, Fofana da giriyor, Haris de giriyor. Yani üretkenlikte bir sıkıntımız, biz gol atmakta sıkıntı yaşıyoruz şu an. Bunu şimdi bir şekilde atacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, teknik direktör Bayram Bektaş'ın maç sonu açıklamalarını dinledik. Tabii herkesin en çok eleştirdiği konu Ahmet Saad konusu, neden yoktu diye. Hoca onun maçı değildi, öyle analiz ettik dedi. Aslında... Şimdi o ne demek? Ben size sormak istiyorum. Şimdi yani adamına göre mi maçına göre mi adam? Olabilir. Bu böyle bir şey de olabilir. Bir hafta boyunca bu takımla çalışan Bayram Hoca. Şimdi orada detay vermedi. Başka bir şey mi var? Mesela söyledi. Ahmet Saad geçen yıl Erzurum'a 2 maçta 2 gol atmış. Şimdi Bayram Hoca gergindi. Tersleyerek konuşuyordu. Fakat Ahmet Saad'ı konuşurken gülerek söyledi. Yani biz ona dedi böyle işte ona göre bir maç olduğunu düşünmedik dedi. Güldü orada. Peki tankın maçı mıydı? Bence hiç değildi. Hiç hazır olmayan bir oyuncuyu tamam yine ceza alanı içerisinde uzun boyu fiziki yapısı gereği tutabilirsin anlarım. Ama zaten sana o görevi Laura yapıyor. Eyüp maçında atardım tankı. Yani atabilirsin kendi sahanda 20 bin kişi var önünde. Oyuncu da o şeyle oynuyor. Erzurum'da hiç bilmediği bir ortam. Hiç bilmediği bir lig. Takımıyla ilk maçı. Ben Ahmet Sagat'la ilgili ifadesini hocanın samimi bulmadım. Bütün baştan sona açıklamayı izledim. O tavrı bir anda değişti. Gülmeye başladı. O gergin tavrı, tepkisel tavrı, alaycı tavrı gitti. Gülerek o ifadeyi kullandı. Ben orada samimiyet göremedim. Yani o bir defa benim kafama takıldı. Diğer taraftan zaten şimdi analizlerde rakamlar çıktı ortaya. Toplam şutla, isabetli şuta bakıldığında yüzdesel anlamda ciddi bir sıkıntı var. Yani sen kanatlardan oradan buradan topu bir şekilde oraya götürüyorsun ama isabet ettiremiyorsun. Diğer tarafta Erzurumspor'un toplam şut ve isabet oranına baktığınızda çok ciddi bir yüksek yüzdesi var. Yani sen 10 kişi kaldı diye takım kapanmış, sen buraya çift forvet yapıp burayı açacağın yerde bunu yapmıyorsun. Bak buralarda hep bende soru işaretleri başladı. Sonra Hasan Kılıç'a da geldim penaltıyı attırdım. Hasan Kılıç'ın, yani şimdi sen açıp Samsun Spor'un geçmiş yıllarına bakmadın mı? Hasan Kılıç'la taraftar arasında olan biten duruma bir bakmadın mı? Yani bu çocuk ama bunu... Ama orada zaten Bayram Hoca Hasan'a penaltıyı kullanmaması için çok kez uyarıda bulunuyor. Boldrin'e topu vermesi konusunda çok kez sağ kenarından bağırıyorlar. Hasan ama Hasan dinlemiyor. Öyle şey olur mu ya? İşte ben az önce bir ben ne dedim? Sağ içerisiyle kulübe arasında bir iletişim problemi var. Yani hoca diyecek ciddi ki bir problem. Sen bırak sen at diyecek bitecek o şey. Ama senin ona rağmen... Veya orada sağ içindeki hoca diyeyim artık. O takımın abisi dediğimiz şey var ya, alacak da abi topu Hasan'dan, verecek Boldrin'e. Ya. Ya bu skandal yani, öyle takım saçmalık olur mu? Takım kaptanı kimdi? O sırada Osman, yok Osman değildi. Yusuf sağdaydı. Yusuf sağdaydı. Fofana yoktu, Osman Yusuf, yoktu, Yusuf'tu. Yusuf kaptandı, Yusuf orada direkt olaya müdahale edecek. Peki sen ne yapıyorsun diyecek. Ben şimdi ortaya bir teori atsam, hadi siz bilmiyorum, beni öyle olmadığını ispat edin mesela. Bana kalırsa bu maçı kazanmayı Bayram Hoca istemedi. Niye? İlk geldiği günden bu yana, bu tamamen bir varsayım. Niyesini o da iyi bilir. Bir varsayımım var benim. Taraftarla bir bağ kurulamadı Bayram Hoca'nın. Yaptığı her açıklamalarda bir gariplik bir sorun. Ukalalık. Yani farklı bir tavır ortaya koydu. Bu da itici geldi. Yani ilk zaten başta taraftar benimsemedi. Evet. Sonrasında da yaptığı hatalarla hepten tepkileri üzerine çekti. En son Eyüp maçında da, Eyüp Spor maçında da ilişkilerin iyice koptuğunu anladı.
Bana kalırsa o kendisinin zihninde işte ben Samsun'la artık bir bağ kuramam. Hani yönetimle de belki içeride başka türlü durumlar yaşıyor, onu da bilemiyoruz. Çünkü başkanla ilgili soru sorduğunuzda da orada böyle bir farklı bir tarzda bir cevap verdi. Yani sanki başka bir sıkıntı var. Bence yuvarlamaya çalıştı orada Bayram Hanım. Evet. Evet, sonra başkan da ya işte başkanımız falan diye böyle bir afalladı. Karar afalladı. Şey, ne diyeceğini şaşırdı yani. Evet. Nasıl toparlasama girdi. Evet evet. Onun da şeyleri olabilir dedi. Düşünceleri olabilir. Belki onları söylemiştir falan şimdi, dedi yani. Şöyle bir araya gireyim. Evet. Sonuna geleyim, bir cümle kaldı. En son yani bu iş koptu zaten modunda kalıp acaba işte benim tazminatımı versin göndersin takım. Tazminatını olduğunu düşünmüyorum. Yap, öyle bir sözleşmesinde öyle bir şey. Kadarıyla 2 milyon lira alıyor. 2 milyon liralık anlaşması var. Sanırım tazminatta yoktu. Yok. Yanlış bilmiyorsam. 2 milyon lira alıyor. Yarısını zaten kafadan peşin almıştır. Hı. Diğerleri de işte maç başına gibi bölünmüştür diye düşünüyorum. Yani Bayram Hoca'nın tazminatla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani bir de tazminat hadi olsun 1 milyondur zaten tazminatını. Başkan onu zaten hani verecekse göndermeyi planlıyor zaten. Verir, gönderir. Ondan yana problem yok. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Hani varsayımlarınız üzerinden gittiğimizde Bayram Hoca'nın taraftarla ilk kopuşu Bolu kampında. İmza attığı gündü ya ilk kopuş. Ya orada şimdi imzaya geçerim. Bağ kuramadı ki kopsun. Aslında. Şimdi şöyle hani şey oldu. Şunu diyeyim. Bağ derken tamam Bayram Hoca ile taraftar arasında bir bağ böyle çok sağlam şekilde olmadı ama hatırlarsanız Yüksel Başkan'ın bir tweet'i sonrasında camia bir kenetlenme yaşadı. Bayram Hoca unutuldu. İşte yapılan transferler ilgili bir bağ kuruldu. Ama Bayram Hoca'nın taraftarla bağının kopmaya başladığı ilk yer hazırlık maçları oldu. İşte maçların yayınlanmaması, işte oyuncular, oynanan ilk 11, ona yapılan transferlerin işte hazırlık maçlarında oynamaması, birkaç tane süre oynaması, birkaç tane oynamaması ve hangi maçtı? Tuzumuski'nin uzaktan da yediği 2-1 yenildiğimiz Sakarya maçı. Sakarya maçı. Sakarya maçı sonrası biz de Bolu kampına gittiğimizde Bayram Hoca orada bir açıklama yapmıştı. İşte o açıklamadan sonra o bağ dediğimiz yani böyle pamuk ipliğine bağlı dediğimiz o ip, halat şey yani ne diyelim artık ona, o koptu. Yine bir toparlanma süreci yaşandı. Nasıl yaşandı? Altay lig yeni başlıyordu falan. Ondan sonra hani bir dediler ki ya lig başlıyor. Başkan da açıklamalar yaptı. Tabii başkan da şey yaptı. Batu Bey yine aynı şekilde bir savunma mekanizması oluşturdu. Bir algı oluşturuldu. Rica ettiler yani taraftarlar. Tabii o bir şekilde üstü kapatıldı. Ama işte Altay maçında oynanan futbol tatmin etmedi. Skor tatmin etti. Gene İnsanlar idare yine bir şekilde, taraftarlar yine bir şekilde hani şeyin beyninin bir köşesine yazdı onu. Yani o hafızalarda durdu. Peşine Eyüp maçı. Eyüp maçında 16.900 küsür taraftar vardı. O 16.000 küsür taraftarın karşısında oynanan futbol, alınan skor, işte değişiklikler, şunlar bunlar bir şey bir kenara koyuyorum. Perşembe günü müydü, çarşamba günü müydü basın toplantısı? Çarşamba günüydü. Yönetmenim bulabilirsen o görüntüyü, benim Twitter hesabımda var o bir dakikalık bir görüntü. O görüntü, o videoda yapmış. Herkes oldu. Biliyor zaten. Biliyor. Herkes izledi zaten. O video, favori isim ve profil olarak maçın favorisi Eyüp Spor'da ama biz de gereğini yaptık dedi. Ne yaptıysak gereğini. Kullandı. Ama tabii o cümlenin devamında şu da vardı. Futbolcu kalitesi çok iyi bir takımdı. Yani ben de şunu yap dedim. Dedim ki Bayram Hocam sen 16 bin kişinin karşısında favori Eyüp diyorsun ve oyuncu kalitesinden söz ediyorsun. Sanspor tarihinin belki de hani geçmiş dönemi biraz daha şey yapayım. Bu son 5 yılın en iyi kadrosu kurulmuş. Şampiyonluk yaşamış futbolcular elinde. Yabancı kalitesi çok iyi. Bir zaman içerisinde daha da iyi olabilecek. Yedek kulüben güçlü. İnanılmaz bir taraftar desteğim var.
camiaya inanmış, başkan elinden gelen her şeyi ardına koymadan önüne sermiş. Yani derler ya, un var, şeker var, su var, hani helva? İşte her şey var ama sen çıkıyorsun diyorsun ki Eyüp bize karşı 19 Mayıs stadyumunda 16 bine karşı favoriydi. Orada duracaksın. Sahada öyle bir favori durumu da yoktu yani Eyüp Spor'un. Orada duracaksın. Yani aynı Erzurum'un ifade, yaptığını yaptı. Evet. Yani geride bekledi. Evet. Bu ifade Bayram Hoca'nın bütün bağlarını kopardı. Camiayla bütün bağlarını kopardı. Yani ben diyorum ya, bu saatten sonra Bayram Hoca seri galibiyetler de yapsa bir maç kaybetsin, geçmiş defterler yine açılır. Evet. Abi hani şu anda şeye döndük, Taner Hoca dönemine döndük. Evet. O da böyle bir en başta kavuşmayan bir ilişki diyelim. Devamında üst üste galibiyetler gelse de dediğin gibi ilk kayıp da hemen yine o çarpıcı hoca oldu. İfadesi, işte evet. Oyuncularım Diyarbakır'da korktu o, ifadesi. O oldu gitti mesela yani burada. Mehmet Altıparmak Menemen maçı öncesinde yapmış olduğu başkanla telefon konuşmasından sonra basın toplantısında yaptığı bizden daha çok istediler kelimesini kullandı, gitti. Şimdi Samspor teknik direktörü buna da bir parantez içinde belki sizler daha da detaylandırabilirsiniz. Kesinlikle iletişim dersi almalı. Bunu Türk bütün teknik adamlar almalı. Ya onu tamam. Ben Samspor tarafına bakıyorum. Ben Samspor tarafına bakıyorum. Bayram Bektaş gibi tecrübeli bir ismin bu gafları, bu ifadeleri kullanmaması gerekir. Kullanıyorsa acilen iletişim dersi alması gerekir. Evet. İvedilik de. Başkanımız da, Yüksel Başkan da bugün ve dün gece attığı tweetlerle bir anlamda destekler şekilde. 3 haftadan beri oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu ne demektir? Bayram Hoca, senin kulağını çektik. Burada kimse ne Batu Kaplan'a, ne başkana, ne yardımcıya, ne de futbolcuya bir şey diyebilir. Burada tek sorumlu vardır. O da Bayram Hoca'dır. Erzurum maçı da bize göstermiştir ki Bayram Hoca saha içerisine hakim değil. Ciddi bir problem yaşıyor. Oyunu okumakta da, futbolcularla da. Bir hoca oyuncusuna o topu Boldrin'e bırak, Boldrin kullanacak demesine rağmen o topu Hasan kullanıyorsa sen kendini sorgulamak zorundasın. Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum ya. Basın açıklamasında çok hevesliydi. Bıraktım dedi gibi konuştu. İşin aslı demek öyleymiş. Evet. Ya şimdi yedek kulübesindeki her Aykut, Soner Gönül, bak isim veriyorum. Aykut Özer, Soner Gönül. Aykut sahanın içerisine girmemek için kendini zor tutmuş. Skandal ya. Şimdi yeni bir Hasan krizi patladı yani durduk şimdi, yere. Şimdi şöyle bir toparlarsak. Sizin şahsi kanaatini soruyorum. Bayram Hoca bu saatten sonra taraftarla bağ kurabilir mi? Zaten kuramadı ki hiç. Ya işte hani dediği gibi işte başkan rica ediyordu, Batu rica ediyordu, taraftar idare ediyordu falan ama. Başkan da işte Batu Bey de nereye kadar idare edecek daha işleri iyi gitmiyorsa. Şimdi ben bakıyorum ya abi. Burada şimdi son iki hafta görüyoruz ki hem Eyüp maçında hem Erzurum'da doğru değişiklikler yapılsa üçer üçer almıştık puanı. Aynen öyle. Şimdi ya Erzurum'da yapması gereken çok basitti. Eyüp maçında basit. Da yapması gereken çok basitti. Hadi Eyüp'ü geçtim ya. Bak, hadi Eyüp şöyle bir ama Erzurum maçı sıcak maçtan bahsediyorum. Çok basitti. Erzurum maçında bu yapılması gerekenle ilgili tüm Türkiye genelinde fikir birliği var. Yani hani tartışmaya da açık değil. O ne yapılması gerektiğini herkes aynı şeyi söylüyor. Ya herkesin aynı şeyi söylediğini sen orada tecrübeli teknik adamım diyorsan onu yapacaksın orada. Şimdi taraftarın sosyal medyada yazdıklarına baktığımız zaman artık bu işin yolun sonuna geldiği gözüküyor yani. Bunun farkında olmamız lazım. Başkan tweet attı, iki tane. Altındaki yorumlara baktım. Tamamı Bayram Hoca ile ilgili taraftarın yorumları. Evet. Yani hatta bazı taraftarlar, yani biz açlık grevine başladık, Bayram Hoca gidene kadar yemek yemeyeceğiz diyor. Ya Batı Alt organize oluyor ya şu anda. Batı Alt organize oluyor. Bilet alan her taraftar işte bileniyor yani şey Bayram Hoca. Adam biletini paylaşıyor. Bayram Hoca görüşmek üzere. Manisa maçında görüşeceğiz diyor. Ve galip gelsen bile kurtarma şansı yok.
Ve yani yine o tepkiyi yiyeceksin orada. Tabii canım. Sonra bazı taraftar şey yazmış, yani Bayram Hoca gidene kadar ben maça gitmem diyor adam. Şimdi böyle bir atmosferde biz bu sezonu ne kadar taşıyabiliriz? Sonra demin en başında bahsettik. Samsun Spor'un işi zor dedik. Karşıya gelen bileniyor dedik. Hakemler sıkıntılı dedik. Sen bu durumda ne? Fırtınalı denizde gemin gidiyor. Sana bu gemiyi sağ salim limana yanaştıracak tecrübede kaptan gerekiyor. Peki Bayram Bektaş bu tecrübede mi değil mi? Fırtınalı denizde gemiyi yüzdürebilir mi? Erzurum maçı bunu bize gösterdi. Yani istediği kadar yabancı dil bilsin, olsun bu olsun. Şimdi taraftar yazmış, yabancı dil biliyorsa gitsin tercümanlık yapsın diyor. Fuat Hoca da biliyordu. Beş dil biliyordu hem de. Ya şimdi geliyorsun basın açıklamasında. Ya arkadaş bu kadar hatan var, bu kadar sıkıntın var, bu kadar da tepki alıyorsun. Hala orada basın mensuplarına ters diyorsun, ona öyle diyorsun, buna bir de yani pişkin pişkin. Böyle bir rahatlık içerisinde. Hayırdır ya? Bir de şunu neyin diyor, kafasını yaşıyorsun? Basın toplantısı bitiyor. Ne kadar eleştirirseniz haklısınız. Giderken. Giderken. Toplantı bittikten sonra. Hocam onu niye ekran karşısında söylemiyor? Yani, şimdi benim sorduğum soruya çok fazla tepki oldu mesela. Bazı taraftarlar tepki gösterdi. Görüntü yok. Hani keşke görüntü olsa da onu verebiliyor olsaydım. Murat Seven, sana birazdan cevap vereceğim de yani 10 kere konuştuk konuyu, bir daha niye üst üste görüntü soruyorsun? Görüntü yok da şimdi. Şimdi onu gel. Protokolde olan birçok kişi şuna şahit oldu. Yani bizler de geri plandaydık. Başkan ayağa kalktı öfkeli bir şekilde. Batu, Batu diye seslendi. Duymayan kalmadı yani. Kulübeye. Sizin açınız görüyordu orayı zaten. Evet. Evet. Dediğini çok duyamadık. Ona yakın olanlar da ne dediğini Batu, Batu diye seslenmiş. Sonra Batu Kaplan döndü, başkana baktı. Sonra Soner Bey'e falan döndü, bir şeyler dedi. Sahaya mı gidin dedi, böyle bir şeyler yaptı başkan. Sonra pat diye iki tane oyuncu değişti. Bayram Hoca kendi değiştirdiğini söyledi. Ve maç boyunca da yönetmenin bir görüntü var. Şimdi maç boyunca da bu tarz görüntüler gördük. Görüntü belki çok net değil. Biz uzaktan çektiğimiz için Bayram Hoca yardımcısı Batu Kaplan. Batu Kaplan'ın elinde telefon. Böyle maç boyunca da hep bunlar yaşandı. Geldi bir şey gösterdi. Gitti. Şimdi burada da görüntüde göreceksiniz. Bayram Hoca'ya bir şeyler anlatıyor. Bayram Hoca dinlemiyor. Maça konsantre olmaya çalışıyor adam belki. Maçı takip ediyor. Sonra Batu Kaplan dönüyor. Şurada daha ısrarlı. Artık hocaya da iyice yaklaşarak o telefonda ne varsa artık onu gösteriyor. Devamında gidiyor. Bak yardımcısına gösteriyor aynı şeyi. Maç boyunca bunu gördük. Ya burada ya bir yerden gelen artık direktif paylaşılıyor ya da hani şey diyorlar ya işte biz anlık maçı işte analiz ediyoruz da o analiz görüntülerini paylaşıyoruz falan. Görüntünün sonuna gelir misin yönetmen? Orada da bir şey gibi bir durum Batu var ya. Batu Kaplan'ın yani. Orada bir el işareti var. Bak işte şurada evet bak, şimdi bak. Bak. Bunu yapın yapın yani, der gibi yani. Ya yapacaksın ya yapacaksın der gibi bir şey var şimdi, yani. Bir orada. Dakika burada şimdi bu görüntü yönetmen. Ya şimdi sen çektin değil mi bunu? Şimdi az önce de sosyal medyada bir görüntü paylaşıldı. Yani yayılıyor daha doğrusu konuşuluyor. İşte Bayram Bektaş'ın Batu Kaplan istifa dilekçesini verdi. Batu Kaplan istifasını kabul etmedi. Böyle bir dünya yok. Batu Kaplan yani kimse kusura ne istifa kabul edecek yani. Bunun makamı belli. Üst. Böyle bir dedikodu dolaşıyor. Böyle bir şey dedikodu yok. Böyle bir şey yok. Ama şu görüntüyü tekrar verdiğimizde şimdi kimse kusura bakmasın. Şu görüntü hoş bir görüntü değil. Şimdi burada ne konuşuyorlar bilemiyoruz. Şimdi Batu Bey izliyorsa yazsın. Ya. Yani. Belki adam telefonda komik bir şey gördü, onu gösteriyor. Gülüyorlar falan. Instagram'da şakalaşıyorlar. Hikaye falan. Bak, burada Batu Bey sinirleniyor bir şey. Bir şey diyor ya. Şey çünkü diyor. Bak ikisi de Bayram Hoca dinlemiyor. Daha sonra yardımcıyı ikna etmeye çalışıyor bir şeye. Yardımcı bu da dinlemiyor. Kaç dakikalardı? Yani burada maç 2-2. Şimdi, bu görüntü hoş bir görüntü değil. Bak şimdi ama bu, döneyim şu konuya. Bu maç içinde birkaç defa daha oldu. Şu konu yani şöyle döneyim. Söyleyeyim yani. Şu konuya döneyim. Şimdi sevgili Bayram Hoca basın toplantısında elinde var mı görüntü işte bilmem ne canlıyım falan diye ifade kullandı ya. Sevgili Bayram Hoca. Neyin görüntüsü olacak şimdi Bayram Hoca'm ya Allah aşkına. Bizler gazeteci insanlarız. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Sefa, Selçuk. İşte bizim arkadaşımız.
tribünleri sahanın içerisinde biz her daim kontrol ederiz. Ne oluyor, ne bitiyor, kim ne yapıyor, işte yedek kulübesinde nasıl bir şey var. Ben ne dedim mesela? Sevgili Bayram Hoca, 75. dakikadan itibaren elin ağzında maç izledim. TRT yayınları çıkarsın, kendin de izle. Kendin de dersin ya gerçekten 75 dakika ben elim ağzında maç izlemişim dersin. Dönüyorum 83. dakikaya. Oyuncu değişikliğinde Hasan'la şeyin girdi. Yusuf Emre'nin girdi. Osman Celil çıktı. Bayram Hoca diyor ki benim talimatımla oldu. Yani benim inisiyatifimle oldu. Şimdi hocam senin inisiyatifin ne oldu? Senin o zaman oyunu okuyamamanın göstergesidir oyuncu değişikliği o zaman. Sen demek ki oyunu okuyamıyorsun. 83. dakikada 7 dakika oradan 5 dakikada uzatmasan bir 15 dakikan daha var. Evet. İki tane oynayan Celil'le Osman oyundan alıyorsun. İki tane orta sahaya koyuyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adamı. Şimdi yani öbür tarafa dönüyorum. Yukarıdan bir ses geliyor. Batu Batu diye bağırıyor başkan. Batu dönüyor. Başkanla göz göze geliyorlar. Büyük bir o sırada temas kuruluyor. Ya da dediğini anlıyor Batu Kaplan. Ve oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Benim öğrendiğim de şu. Başkanın oyuncu değişikliklerinin çok geç olduğunu ve yanlış olduğunun önünde kızdığını biliyorum. Yani benim anlattığım, yani oyunun Celil'le Osman'ı çıkartıp Hasan'la Yusuf Emre'yi oyun almak, yani ne alaka? Buna çok iyi, çok geç kalındığın önünde. Yani hala neden oyuncu değiştirmediği için alt tarafa bağırdığını biliyoruz. Şimdi bunlar olacak işler değil. Şimdi şu olabilir, burada Bayram Hoca o oyuncuları zaten hazırlamış olabilir şeye, değişikliğe. Bu değişiklikler zaten yapılacak da olabilir. Evet. Ama başkanın da bu görüntüyü vermemesi lazım. Onu diyorum işte. Bu başkanın burada sadece şey değil. Ya şimdi arkadaş, o heyecanla kalkıp bir şeyler dersin. O normal, olur. Ona bir şey diyemezsin. Ama yani şeye direktif vermek, kulübeye direktif vermek olmaz. Ki başkan bizim yayında ne dedi? Ben hocanın içine karışan bir başkan değilim dedi. Ya umarım zaten başkan oraya böyle bir talimat vermiyor. Sadece sinirini, öfkesini hatta göndermiştir. Hatta bir ara sesi gitmedi. Yanında Soner Alfa onlarla hararetli bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalıştı başkan. Çünkü maç sonunda biz başkanla da konuştuk. Ben başkanı dedim. Başkanım çok agresiftin dedim. Çok sinirlenmeme geldim Alper dedi. Şimdi umarım başkan sinirini, öfkesini oraya yönlendirmiştir. Bak bunu altını özellikle çiziyorum bak. Umarım sinirini, öfkesini kulübeye, futbolculara tepkisini göstermiştir. Öbür türlü umarım değildir. Ya şunu oyuna alın. Bunu bizim Aziz Yıldırım yapardı. Bunu Aziz Yıldırım derler. Aziz Yıldırım kadro kurar, şunu yapar. İlhan Cavcav rahmetli kadro kurar, bilmem ne yapar derlerdi eskiden. Şimdi umarım başkan bizim yayında dediği gibi takıma o anlamda, Bayram Hoca'ya o anlamda müdahale değildir umarım. Bu gelecek haftalar için çok büyük sıkıntı demektir. Şimdi bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Bayram Bektaş'ın burada hatalarını hem Erzurum spor maçında hem Eyüp spor maçında, işte Altay maçını da dahil edebiliriz hani skor lehimiz olsa bile, saymakla bitmiyor. Zaten o maçı izlerken biz tribünde, seyirci ekran başında saçını başını yoluyor. Siz şimdi kendinizi bir empati yapın. Yüksel Yıldırım'ın yerine koyun. Dünyanın yatırımını yapmışsınız. Dünyanın evet, emeğini vermişsiniz. Oturduğunuz yerde durabilir misiniz? Veya o başka, bu başka şey ama. Yani. Şey, ama şimdi bak bir yere geleceğiz. Şimdi bu, evet bu haklıdır değil. Şimdi burada sorun nerede biliyor musun? Demin şey yaparken işte burada ne suç başkanındır, ne suç Batu Kaplan'ındır. İşte buradaki sorun Bayram Hoca'dadır dedik ya. Evet. Aslında sorun Bayram Hoca'yı oraya getirendi. Başkan da. Ya yani şimdi Batu Kaplan da Batu Kaplan da başkan getirir. Batu sonuç. Kaplan da işin içinde. Hocanın gelmesinde benim bildiğim kadarıyla başkan da işin içinde. Şimdi Bayram Hoca orada olduğu sürece biz daha çok saçımızı başımızı yolarız. Evet. Başkan da çok müdahale eder. Batu da orada bir şey mi? Şöyle diyeyim. Şimdi başkan attığı tweette şunu demiş ya. Dedi ya daha doğrusu. Hazır
ya kredilerimizi ligin başında yemeye başladık. Buna yönetim olarak asla izin verme gibi bir niyetimiz yok. Bu ne demek? Şu demek. Yani ilk kayıp da hoca gider demek yani. Bak, bu açık ben, açık. Ben kayıp değil. Ben şunu düşünüyorum. Buradan da açıklıyorum. Hoca Manisa maçını kazanır. Basın toplantısına gelir. İstifasını verir gider. Yakışanı budur. Ben bu kadar söylüyorum. Yani şimdi tecrübeli bir futbol adamı, o da görüyorsun. Yani her ne kadar ben sosyal medyaya bakmıyorum desen de. Onlar da öyle diyen daha çok. Yani durumu. Tamamen o algıyı yaşıyor. Durumu görüyorsun. Yaşanan sıkıntıları görüyorsun. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Duygusal davranmadan. Profesyonellik neyi gerektiriyorsa. Çünkü bu takımın şu an çok büyük hedefleri var. Tabii. Ve bu takımla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani biz burada Batu Kaplan'ın işte Bolu kampında bir yandan futbolcuları takip et, diğer taraftan transfer görüşmelerini yap, gecesine gündüzünü, uykusuz gecelerini siz daha iyi biliyorsunuz. Diğer taraftan başkan, ya adam dünyanın işi var, işinin gücünün arasında saatlerini Samsun Spor'a ayırıyor. Maddi yükünü hani bir kenara koydum yani. Adamın maddiyi zamanı, sayamıyoruz bile yani. Adamın zamanı paradan daha kıymetli. Sizin yayınınıza çıkıyor, 4 saat konuşuyor bu adam. Bu adamın 4 saati ne demek yani? Milyon dolar demek onu çıkartmanız için oraya. Şimdi saniyesi euro yazıyor. Euro yazıyor yani. Şimdi böyle bir durumda bu işin şakası yok. Bunu artık evet. Yani herkesin kabul etmesi gerekiyor. Nasıl bu, İrfan Hoca bırakıp gitmişti mesela. Namağluptu takım. Ben onu diyorum mesela. Yani sezon sonu şampiyon şimdi, olmuş onun gibi. Bir kere şuraya gelmek lazım. Başkanın bu tweetini altına %90, %95'i kısım camiada Bayram Hoca gitmeli. Ve şu andaki yorumlara bakıyorum. Herkes aynı kafada. Ya, taraftar Bayram Hoca gitmeliyi aştı. Hangi hoca gelsin onu konuşuyor şu an. Tabii. Şimdi burada yani Bayram Hoca'nın bence hamlesi bu olacak. Galip gelse de, yenilse de, berabere bitse de basın toplantısının sonunda bu ayrılık gerçekleşecek. Bayram Hoca bu adım atacak. Bana öyle geliyor. Ben öyle hissediyorum. Veya öyle umuyoruz. Ya şöyle ummaktan geçtim artık. Yani hani ummak diye bir şey ya ne bileyim. Manisa'yı kazansa bile yani gerçekçi konuşmak lazım. Biz ilk yayında da burada sezon başı ilk yayınımızda ne dedik? 8 hafta çok kritik. Her maç çok önemli. Evet. Mumla ararsın bu maçları. Çünkü helal en kritik haftaları biz oynuyoruz 8 hafta. Burada kaybedeceğin her puan Bayram Hoca'ya yazar dedik. Demedik. Dedik. Ya burada ne Batu Kaplan'ı suçlarsa ne de başkanı suçlar. Başkanın kredisi var. Batu Kaplan'ın da kredisi var. Niye var? Transferler yapıldı abi. Sana malzeme verildi. Kurmuş takım. Kuruldu takım. Bu sene ligde şu anda iki tane takımın transferleri konuşuluyor. Eyüp Spor'la Samspor. Eyüp Recep Niyaz'ı da aldı bu arada. Şimdi bu konuşulurken artık senin çıkıp şey deme şansın yok. Ya işte yani o Eyüp maçındaki şeyi geçtim. Maçından sonraki basın toplantısını geçtim. Senin futbolcu kaliten bu ligde ilk ikiyi zaten kafadan oynuyor. Dolayısıyla Bayram Hoca'nın Manisa'yı yense bile hadi ben devam ediyorum dediğinden sonra oynayacağı maç Rize. Deplasman. Peşine Sakarya buraya geliyor. Peşine gidiyorum Bandırma'ya değil mi? Vakit kaybı olacak. Şimdi vakit kaybı olacak. Manisa'yı yendin. Ne oldu? Bayram Hoca'yı kimse göklere çıkarmayacak. Rize'ye gidiyorsun. Sonra milyara giriyor. 15 gün. Belki de 2 ile milli araya girsen toparlar mısın? Yine toparlayamazsın. Toparlayamaz. Ya şey bitti. Enerji derler yani. Evet. İnsanlarda evet. Yani oturursun, konuşursun. Bir enerji alırsan o arkadaşlığın devam eder. Ama Bayram Hoca'nın camiayla o enerjisi tutmadı. Az bir şey vardı, bir kımıldandı. Sezon başı başkanın şunun bunun mesajlarıyla, bir camianın birlik beraberliğiyle. İdare etti yani. İdare edildi. Bitti. Enerjinin bittiği yerde o iş devam biter. Etmez. Sağlıklı olmaz. Yıpratır. İlerlemez. Yani benim çok iyi psikolojik bilgim yoktur. Hani bunu psikolojik dille de anlatabilirler. Bilmiyorum ben sizin falan mı o kadar psikolojik dille anlatabileceğiniz şekiller ama ben işe geçen de yolda gelirken Erzurum maçı bir tweet attık hep birlikte hazırlayarak. Hani öyle bir hani gelecek için bir umut vaat etmiyor. Evet. Enerji sana bir şey yani pozitif şekilde gelmiyor. Sürekli negatif şekilde bir enerji geliyor. Evet. Bugün
Batu Kaplan bile mesajda, şu az önce attığı mesajda, işte sosyal medyada böyle bir paylaşım var. Bununla ilgili benim kesinlikle bir söz sahibi olma yetkim yok. Bu üst yönetimin veya birlikte alınabilecek bir yönetim kurulu kararı ile alınabilecek bir karar. Ben bu konuda bir yaptırım söz konusu, yaptırım yetkim söz konusu değil diyor. Şimdi bu durumda Bayram Bektaş'ın takım 2 gün izin değil mi? Yarın da izinli bildiğim kadarıyla. Evet. Yarın da izinli. Salı başlıyor. Çünkü maç pazartesi olduğu için. Yani çarşamba günü büyük bir olasılıkla basın toplantısı gerçekleşir. Çarşamba veya perşembe günü. Bayram Hoca'nın vereceği mesajları şimdiden ben biliyorum. Yani açık söyleyeyim, biliyorum yani. Tutmaz. O enerjiyi verme şansı yok. Bugün taraftar, özellikle Batal özelinde söylüyorum, Bayram Hoca Manisa maçında görüşürüz diye tweet atıyorsa, sen Manisa'ya 5 tane de atsan o taraftar rahat durmaz. Evet. Bir de şu var, şöyle araya gireyim. Biz sezon başından bu yana yayınlarımızda hep şunu dedik. Bayram Hoca'nın da takımında bir 4-5 haftalık kredisi olmalı dedik. Evet. Ama bu 4-5 haftalık krediyi onlara verirken de onların da bize bir şeyler vermesi lazım dedik. Ama görüyoruz ki Eyüp maçı, devamında Erzurum maçı, ki Erzurum ligin şöyle zayıf takımlarından, yani Erzurumspor camiası da yanlış anlamasın, ligde transfer tahtasını açamamış takımlardan birisi. Ona rağmen 16-17 transfer yapmış durumdayız. Çoğu şampiyon kadrolardan gelmiş oyuncular. Burada bile sen camiaya artı bir şeyler veremiyorsan kendi adına, demek ki yeterli değilsindir. Bunun özeti bu. Yoksa şimdi şunu diyebilir bizi izleyenler. Ya 4-5 hafta veriyordunuz, ne oldu diyebilir. Enerji bir şey vermiyor bitti. Bize. Enerji bitti. Yani hocanın bize müdahalesi, oyunu okuması, evet aynen öyle. Bize bu işin devamlılık arz edeceğini göstermiyor. Yani bir hamlesini de görelim de diyelim ki bir şeyler olacak. Bak adam diyelim. Adam şunu attı, helal olsun. Diyebileceğimiz bir şey yok. Hep tersi oluyor. Evet. Ne oldu şimdi? Yani Bayram Hoca'nın da bir sihirli değnek olacak da dokunacak taraftar veya camia düzlüğe mi çıkacak yani? Bir anda. Bir anda. Ya sihirli değneğe gerek yok ki. Elinde ligin en iyi kadrolarından biri var ya. Arkanda da taraftar desteği var. En tepede de işte. Yüksel Yıldırım gibi bir başkanın desteği var. Daha yürü git onunla. Daha ne yapacaksın yani? Şimdi bak burada. Bak az önce ondan sonra da saydığın şeylerde başkan, teknik ekip, futbolcu ve taraftar. Bu dörtlü de bir tek şeyin eksik. Taraftar. Taraftar sana inanmıyor. Güvenmiyor. Dolayısıyla bu dört saç ayağını bir arada, bir tanesi kırık olduğunda mutlaka bu devrilecek. Bir tarafa eğilecek. Şu anda başkan da Batu da inanmıyor bana kalırsa. Başkanın tweet'i de bu. Görüntülere bakınca. Evet, evet. Başkanın tweet'i de bu. Bir gerekli de, uyarıyı yaptık. Müsaade etmeyiz. Bir de şu var. Başkanın artık bu hoca işlerinde tecrübelendiğini düşünüyorum. Evet. Geç kaldığında başına neler gelebileceğini çok iyi biliyor Sayın Başkan. Ona göre düşünülüp taşınılmalı diye düşünüyorum ben bu saatten sonra. Şimdi başkana düşen şöyle bir durum var. Yani bunu da artık başkan bilmeli. Samsun Spor'la ilgili durumda başkan tek başına. Evet. Bak ne oldu geçen hafta Eyüp Spor maçında? Hani herkes geliyordu, hadi hep beraber izleyecektik, şuydu buydu. Kimse gelmedi. Protokolde kimse yoktu. Evet. Şimdi başkan şunu bilecek. Ben burada tek başımayım. Benim yanımda kimse yok. Samsun böyledir. Diğer taraftan başkanın da takımla birebir tüm süreçleri takip etme şansı yok. Öyle bir vakiti yok. Deniz zaten dalgalı dedik. Fırtına var dedik. Samsun Spor'a bileniyor takımlar dedik. Çeşitli engellemeler de var. Kendisi de tweet atıyor. İç engeller, dış engeller, bunlarla mücadele ediyoruz diyor. O zaman sana lazım olan çok tecrübeli bir kaptan. Neyse parası vereceksin. O tecrübeli kaptanı getireceksin. Fırtınadan o gemiyi çıkartacak. Bayram Bektaş'ın kariyeri itibariyle öyle bir tecrübesi yok zaten. Ne? Sorun burada. Her şey tamam, orada tıkandık. Şimdi bu tıkanıklığı
çözmesi gereken, açması gereken başkan. Başkan da bunu yaparken şunu bilmeli yani. Ben tek başımayım. Bunu bilecek. Ve ben inanıyorum o tek başına da olsa o adam bu takımı Süper Lig'e çıkartacak. Biz onu maçı izlerken ki hal hareketlerinden, sonraki açıklamalarından, işte Erzurumspor maçına erkenden geldi mesela Erzurumspor'a, o vakit ayırmasından, her şeyden anlıyoruz. Yani bu adam kafaya koymuş, bu takımı Süper Lig'e çıkaracak. Yani o engel olmak isteyenler de hepsi bir araya gelse, onun bana göre çeyreği etmez. Yani onların topunun kantarı, Yüksel Yıldırım'ın çeyreği etmez. O sebeple bizim artık bundan sonraki süreci sağlıklı yürütmemiz için benim şahsi kanaatim çok tecrübeli. Yani ona emanet edecek sistemi, adam gelecek her şeyi A'dan Z'ye kuracak kardeşim. Zaten altyapı tamam, takım tamam, yürüyecek gidecek. Evet. Milli ara bunun için bir fırsat. Milli araya kadar da iki tane maçım var. Ya şöyle mi fırsat? Yani yeni hocanı getir, milli arada takıma iyice alışsın diyorsun. Hiç uğraşma. Bir kere şu sözüne çok iyi katılıyorum. Proje hocası falan olmaz. Yani hani işte böyle Bayram evet, Bektaş'ın kalibresinin altında, oradan devam edelim. Bayram Bektaş'ın da kalibresinin altında bir hocayla olmaz. Yani bilmiyorum işte hani nasıl diyeyim? İşte benim oyun sistemimi oynasın gibi işte hani bu Ensar mıydı neydi? Ersan Parlatan gibi böyle bir proje hocası olmaz bu iş. Bu iş tecrübeli, deneyimli, bu ligi de bilen, oyuncuyu da bilen, sahayı da her şeyi bilen. İletişim sorunu olmayan ve futbolun, sahanın hakimi. Bir mikrofona gittiğinde hakeme de gider yapabilecek. Futbolcuyla oturduğun yerde diyebilecek. Bak bugünlerde imrenerek bakıyorum mesela. Jesus, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus değil mi? Abi adam nasıl otoriter? Oyuncu tutuyor, kalk diyor. Kalk koş. Kısım. Hoca dedim böyle oldu. O da Jesus yani. Hani şimdi Sanspor tarafına da döndün evet. De. Sana da böyle sen de bir, kendi Jesus'unu bulman lazım. Sana da böyle bir profil lazım. Oyuncunun ayağını titreyeceği. Anladın mı? Hocanın bir şey dediğinde orada yedek kulübesinden beri o penaltıyı Boldrin atacak dediğinde Boldrin atacağı. Anladın mı? Yani senin hayır. Şimdi Bayram Hoca şimdi şöyle düşün arkadaşlar. Yani gerçekçi bakmak lazım. Şimdi ben futbolcuyum. Twitter'da Bayram Bektaş'a istifa diyorlar. Yani burada açıkçası. Yeminle gayle almam hocayı ya. Açık söyleyeyim gayle almam hocayı. Veya onlar da bizim gibi düşünüyor şu an. Bu hoca gidecek diye. Gidecek gözüne evet. Bakıyor. Şimdi başkanın attığı tweette futbolcu gün sayıyor. Bayram Hoca ne zaman gidecek? İyi bir psikoloji değil tabii. Anladın mı? Yani bu futbolcu için de Bayram Hoca olan bakış açısı değişiyor. Bayram Hoca da belki ben de gideceğim diyor. Öyle çok hakimiyet kurma yoluna gitmiyor. Şimdi bazı kararlar zamanında alınmalı. Evet bak çok önemli. Anladın mı? Yani buna bir gün bile çok önemlidir. Evet. Bir gün bile, belki bir saat bile çok önemlidir bazı kararları almakta. Şimdi başkanı da hak veriyorum şimdi. Yani bir şey de diyemiyorum. Çünkü adam artık illallı etmiş durumda. Yani nereye dokunsa, bir şey yapsa bir yer patlak veriyor. Bir yerden bir şey sıkıntı yaratıyor. Ya demek ki bu seneki senin problemin belli. Şu anda bu. Şimdi adres belli. Çağdaş Atan şimdi olsaydı mesela. Çağdaş Atan Kayseri'nde transfer tahtası kapalı bu arada Süper Lig'de. 4'te 2 yaptı yani 6 puan topladı. İkisini de kendi sahasında aldı. Şimdi İstanbul'la Giresun'u yendi 6 puan. Şimdi niye almadın Çağdaş Atan'ı diye sordunuz siz. Ne diyor Batu? Ya işte mobilya istedi falan. Ya mobilya nedir ya? Adam mobilya istediyse yap kardeşim şimdi... mobilya. Şimdi daha mı iyi oldu şu anda? Bak Çağdaş Atan konusunda şöyle bir parantez açabilirim. Benim şahsi düşüncemde Çağdaş Atan bu ligde başarılı olamaz. Yani Bayram Hoca daha mı iyi? Yok şöyle başarılı olamaz. Yani bu ligi Çağdaş Atan bilmiyor. Profili diyor. Ha, yani. Çağdaş Atan profili bu ligi bilmiyor. Biz bu ligde öyle agresif futbol işte atak futbol o bazı maçlarım vardır. Anladın mı? O maçlar onu yemez yani. Onu oynayamazsın. Bir de Çağdaş Atan da çok sivri bir karakter. Sivri karakter. Başkan da öyle. Aynen. Yani başkan da biliyoruz artık şey yani. Yapar. O birliktelikle çabuk kopabilirdi yani. Tamamen sportif başarıya
endeksli bir hoca. Şey öyle bir hoca. Oradaki seçenekler içerisinde birkaç kişiyle görüşme yapıldı. İşte biri Çağdaş Atan'dı. Sonuncusu Bayram Bektaş'tı. O olmadı, bu olmadı. Bayram Bey'le anlaştık, evet, dediler. Onların içinde sizce hangisi olsa daha iyiydi? Yani bence çok şey bir hoca yoktu orada. Yok. Üç isimle görüşüldü. Mehmet Özdilek'le görüşüldü. Mehmet Özdilek zaten. Bir de o da çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ersan Parlatan projesi zaten tam bir fiyasko. He bak, yani oraya da az önce proje hocası dedin ya, onu not aldım buraya. Yani şu anda bizim yeni bir projeye, yeniden bir şeyleri yaratmaya, Roma'yı işte yeniden kurmaya ihtiyacımız yok. Önce biz fırtınadan bir çık ya. Çıkacağız. Biz önce bir Süper Lig'e çıkacağız abi. Orada kendimizi kanıtlayacağız. Limana bir gel. Ondan sonra biz projemi yapacağız. Altyapıdan oyuncu mu yetiştireceğiz? Şimdi müthiş bir altyapı kurduk değil mi? Evet. Kim vardı? Ha işte. Erzurum Spor Deplasmanı'na gidiyorsun. İlk 11'de altyapıdan yetişen oyuncun yok. Kulübeye bakıyorsun. Yok. Altyapıdan yetişen Muhammed Ali Özbaskıcı var. Başka kimse yok. Yunus Emre sakat galiba, ondan gitmiş. Götürmemişler. Şimdi şampiyonla oynarken sen buraya hangi hocayı getirirsen getir, Fofana'yı kesip orada sana Sarp Ekinci'yi oynatmaz. Veya Haris'i kesip Polat'la ilk 11'de başlamaz abi. Olmaz yani böyle ya bir şey. Ya da Alim'i kesip Yunus'la oynamaz. Bu çocuklara nasıl fırsat gelir? Haris kırmızı kart görür, Novikovas cezalıdır, o öyledir, bu böyledir, alır, böyle oynar. Şimdi bu sene oynatamayacaksın bu çocukları değil mi? Evet. Doğru düzgün. Bir dahaki sene Süper Lig'e çıktın, ilk yılın. İlk hedefin ne? Ligde kalmak. Sen ligde kalmayı oynarken de hiçbir teknik adam risk alıp gençleri oynatmaz. Yani şu anda proje yapacak durumumuz yok bizim. Ne altyapıyla alakalı, ne hocayla alakalı. Şimdi Bayram Hoca tarafından düşünüyorum. Abi bir geliyorsun tesise, 10 tane hoca. Senin kalibrende hoca da var. Yabancı da var, yerli de var. Yok abi. Bizim Türk teknik adamlar çalışamazlar böyle bir ortamda. Bu arada bir parantez açayım. Scout'taki Cafer Hoca mıydı? Evet. Cafer Hoca da Bayram Hoca'nın ekibine dahil olmuş. Mesela antrenmanlarda eğitim alıyormuş. O da antrenmanlara dahil olmaya başlamış. Hayırlı olsun. Şimdi Bayram Hoca'nın kendi ekibi var. Samspor'un ayrı bir ekibi var. O ekip 11 çıkar. Kirleşenler şeması var. Olmaz. Şimdi bak, olmaz. Bu da şimdi ayrı bir şey. Cafer Hoca gece gündüz başkanla birlikte. Bayram Hoca diyecek ki, ya işte geldi. Geldi Bayram abi Hoca kabul şey etmiş mesela. Ya ne diyecek adam şimdi? Şimdi? Yani başkan bu adam artık İtalyan gönderdi ama İtalyan gitti. İtalyan gitti. İtalyan gitti. Yani şimdi toparlayalım. Abi. Yani şöyle, projeye düşüydü buydu, bir kenara bırakacağız. Evet. Gerekirse bu aldığımız hocalara da diyeceğiz ki, hocam bir dahaki sene bir daha görüşelim sizle. Olmuyor böyle diyeceğiz. Evet evet. Biz buraya Kallavi bir tane teknik adam getireceğiz. Aynen öyle. Ama başkan da her şeyi ona emanet edecek. Tabii. Yani öyle yine şu az önceki görüntüler olursa veya bu protokolde konuşulan başkanın oraya bir şekilde sesini duyurmaya çalıştığı şey olursa yine olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani ve çok erken bunun adımları atıldığında alır yürür gideriz. Ya şimdi sizin yayında başkan ne dedi? Ertuğrul Sağlam'ın olduğu dönemde işte ben dedi rahatsızlandım dedi. Erkan At dedi vefat etti, evet, dedi. Talihsizlikler oldu dedi. Olmasaydı biz o zaman çıkardık dedi. Ertuğrul Hoca ile çıkardık dedi. Şimdi mesela Ertuğrul Hoca kalibresi yüksek bir hoca. Aynı o ayarda bir hoca bulması gerekiyor başkanın. Öyle bir hoca bulsa, getirebilse. Getirir şu anda çok boşta. Çok şimdi biz burada isim saymayalım diyecektim. Ya sayarım abi, niye saymayayım yani? Ya tabii bazen de yani bir şeyleri de söylemek lazım. Evet. Hep sorunu söylüyormuş gibi değil. İşte proje hocası değil işte. Hikmet Karaman, İsmail Kartal bunlar hoca. Yani bunlar her alana hakimler. Hoca öyle birine teslim eder yani takımı. Karışmaz yani, da yani. Hem Bayram, tabii öyle biri geldikten sonra. Bayram Hoca'nın profilini de söylüyor. Kusura bakmasın Bayram Hoca. Yani burada biraz daha böyle hani gerçekçi konuşacağım. İşte Hikmet Karaman, İsmail Kartal gibi hocalar Bayram Hoca'nın bir tık daha üzerindeki, iki tık daha üzerindeki hoca. Özellikle Hikmet Karaman'a baktığımızda ciddi bir kariyeri var adamın. Tabii canım. Anladın mı? Yani iş yapabilmek değil, yani işin üstünde de iş yapabilecek adam. Yani hani sana 2-3 kat katkı verebilecek bir adam. Hem kulübede hem de yönetimsel anlamda, iletişim anlamında. Hakemle olan diyaloğu arasında mesela, yani her anlamda.
Ya ne bileyim, federasyonuna bizim, bağında bile he, değerli bu insanlar. Belki yaygın medyada daha fazla yer alacaksın öyle bir gündeme şey. Gündeme gelecek. Bütün gözler sende olacak yani. Böyle çok basit bir örnek vereyim. Çok basit. Ertuğrul Hoca'yı herkes hatırlar. Çıkamadığımız sezonda. Bir sezonda kariyerinde, futbolculuk kariyerinde görmediği kırmızı kartları bir sezon içerisinde gördü. Evet. Niye? Sürekli hakemlerle kavga ediyordu, tartışıyordu, hakkını arıyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bir şey, biz daha Bayram Hoca'yı ben bir kere hakemle konuşurken görmedim. Gördünüz mü? O işi herhalde Batu Bey'e verdiler. Batu Bey yapıyormuş. Yani Batu Bey yapıyormuş. Evet. Ama şimdi kulübe şudur. Kulübenin patronu hocadır. Ya bir de onu Batu'nun yapmasıyla Türkiye'de tanınan bir ismin yapması farklı ya. Hakem de karşıdakine göre hareket edecek. Kesinlikle. Şimdi hakemler bile konuşurlar aralarında. Tabii, tabii. Maça giderken bak Samsun'un hocası atıyorum. Yılmaz hocadır bak. Şuna dikkat et. Seni baskı altına alır falan diye hakemler de kendi aralarında konuşur. Şimdi yani. Şöyle bir hata yapıldı gördüğüm kadarıyla. Teknik kadroyu böyle Avrupa tarzı bir sistem kuralım falan dediler bunlar. Öyle bir şey yapmaya çalıştılar ama bu Türkiye'nin dinamikleri farklı. Sen Türkiye'de yaşadığın bu hakem muhabbetlerini, bu ayak oyunlarını, bu iç engelleri ve dış engelleri Avrupa'da yaşamazsın. Öyle bir durum yok. Orada sistemi kurarsın, yürür. Burada sana işte Türkiye Kurtlar Sofrası, Samsun'a geliyorsun Çakallar Sofrası var. Bu şartlar altında mücadele edebilecek, önüne gelen engelleri işte bir şekilde bertaraf edip gidebilecek hoca lazım. Sistem lazım değil sana. Sana da bu sistemin içinden bir hoca lazım. Bu sistemin içinden aynen bir hoca lazım yani. Şunu ekleme yapayım. Dernek yönetimiyle ilgili konuştun. Erzurum maçında hiçbir iğne yoktu. Evet. Sezona erken havlattılar galiba. Şimdi dernek yönetimi ne iş yapar? Ya onu biz bir yerde çok konuştuk. Yani profiller olarak ben hep onları ayırıyorum mesela. Hani bazılarının işte farklı görevleri var. Bazılarının değişik görevleri var. Ama bu parantez içinde bunu özellikle belirtmek istiyorum. Erzurum maçında protokol tribününde başkan Soner abi, Veysel abi, bir de başkanın şirketinden bir misafir 4 kişi. Ya arkadaş, Samsun'dan, ben boşuna demiyorum başkan yalnız adam. Samsun'dan ne bir iş adamı ne bir bürokrat, hadi yöneticiyi de geçtim. Bürokrat şey kısmına gelin. Eyüp maçında sayın valim çağrıyı siz yaptınız. Omuz omuza. Omuz omuza dediniz. Hep beraber orada izlediniz. Birkaç isim daha şimdi aklıma gelmiyor. Yani bir ton herkes. Belediye başkanları, siyasetçiler, belediye başkanları. Biz buradan paylaştık. İl başkanları. Yani aklına gelebilecek şey siyasi parti, belediye başkanları ve vali beyin öncülüğünde bir haydi Samsun 19 Mayıs'ta Eyüp maçına geliyoruz. Orada buluşuyoruz dendi. Biz de taraftar geldi. Ben de bu yayında bir hata yaptım. Başkandan özür diliyorum o konuda. Başkan dedi ya ben Loca'da izleyeceğim. Biraz benim için gergin maç oldu. Dedim ya başkan ne yapıyorsun sen? Orada protokol olacak. Herkes gelecek dedim. Kusura bakmayın sayın başkan. Ben de neden ona gaflete mi düştüm? Neye düştüm diyeyim. Tonga'ya geldim. biz de inandık onlara. Evet, Tonga'ya geldim diyeyim. Abi neredeydiniz siz? Hiçbiri yoktu bir de. Siz neredeydiniz? Yok. Düğüne gittiler. Biliyorum. Düğüne, ya düğüne gittiler de yani. Düğün 7'de başlasa selamünaleyküm aleyküm selam. Samspor'un maçı var dersin. Kalkar gelirsin. En kötü ikinci yarıya gelirsin. Yani. Hayır, Samsun Spor'un maçının olduğu günün düğün olması da bir enteresan. Ya tamam, onu daha önceden belirlemiş. Ona bir şey diyemem. Planlanmıştır. Bir şey denmez. Diyemem ona. Ama yani Vezir Köprü'deymiş düğün. Tamam. Vezir Köprü buradan sizin için. 45 dakikalık yol. Yani. 7'de gidersin, görünürsün. 7-7.30 gibi. Maç zaten 8'de başlamıştı mı? Yanlış hatırlamıyorum. 8'deydi maç. İkinci yarıya oraya gelirsin. Gelmen lazım. Bu mesajı veren... Gelirsin değil, orada olman tabii, lazım tabii. Yani. Şey. Vali Bey, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, evet. Ne bileyim, STK'lar, şunlar, bunlar. Yani aklım... Abi yani kusura bakmayın, hepiniz sınıfta kaldınız. Hepiniz sınıfta kaldınız. Tabii düğünlere de icap edildiler. Bu memlekette görev şey yapıyorsun. Yani. Maaşını bu millet ödüyor sana. Öbür tarafa dönüyorum. Erzurum maçı. Sevgili dernek yöneticileri. Uyumayın ya. Uyumayın. Uyumayın artık. Yani bırakın şeyleri de. Yani artık bir zahmet
gelin şu takımın peşinden ya. Bir kişi, üç kişi, beş kişi gelin. 20 tane adamsınız orada, 25 tane adamsınız orada ya. 3-5 tane bir otobüsün, arabanın içerisine binin, gelin bir zahmet gelin. Sağda solda görüntüler vereceğinize gelin ya. Gelin şu takımı bir deplasmanda yalnız bırakmayın, gelin. Takım neler yaşıyor orada, neler görüyor, neler çekiyor. Bizim bilmediğimiz başka şeyler mi var mesela? Yani o kadar kişi içerisinden bir kişi bile gelmedi mesela. Neden? Benim hani aklıma takılır yani. Eskiden biz geçen seneydi bunu yayınlarımızda konuştuğumuzda dedik ki acaba yönetim mi izin vermiyor? Hani ne işiniz var sizin orada? Öyle bir şey de yok. Biz onu dedikten sonra bir kıpırdandı geçen sene. Deplasmana gelenler oldu falan. Sonra şimdi yine yok. Şimdi niye yok? Şöyle şimdi dernek İzmir'de vardı. Bennas Hanım vardı. Değil mi? Ya şimdi arkadaşlar bak, dernek yönetimi ne iş yapar? Bunu bir tanımlamak lazım bir. İkincisi, oraya gelsin gitsin. Ya tamam geliyor işte, şeye de geldi. Eyüp Spor maçına geldiler. Geldiler de ne oldu? Taraftar orada Kerbela yaşadı, su yoktu, tuvaletlerde sabun yoktu, yerler leş gibiydi. Yani hani gel git diyoruz da, yani gelip orada konu mankeni gibi bulunmanın da bir anlamı yok. Şimdi bunu bir açmamız lazım. Burada benim gördüğüm kadarıyla hem dernek yönetimi kendisinin ne yapması gerektiğinde bir görev tanımlarında bir problem mi var? Bir kanaati yok. Hem de AŞ tarafının da dernek yönetimini nasıl yönlendirmesi veya nasıl istifade etmesi gerektiğiyle ilgili bir faydalanması gerektiğiyle ilgili bir fikri tam oturmadı gibi duruyor. Yani görüntüye baktığımız zaman. Şimdi bir dernek yöneticisi, ben hani isim kullanmamız doğru olur mu? O yüzden ismini söylemeyeceğim. Kullan derseniz kullanırız. Kullanabilirsiniz hocam, sıkıntı yok. Arzu Hanım İşte basketbolla ilgili çalışıyor zannediyorum. Hani güzel de gidiyor basketbol çalışmaları. Şimdi bu stattaki yaşanan hadiselerden sonra kabul edilebilir bir şey değil. Rezalet. Bak şimdi işte bu vali bey oraya gelmezse, bu kentin idarecileri oraya gelmezse olan bu olur. Peki bu sorumluluk kim? Takım da çıkar der ki kardeşim o işler bizim sorumluluğumuzda değil. İşte Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde der, emniyette der, şunda der, bunda der. Peki bunlar kime bağlı? Valiliğe bağlı. Kaldı mı sana bütün ihale? Şimdi Anadolu'da hani patron işin başında olacak derler. Burası diğer büyük şehir İstanbul Şubu gibi organizasyonuyla çalışmaz. Adam bilir seni. Vali geliyor mu gelmiyor. Salla. Oraya geçer. Vali geliyor mu? Herkes ona göre hazırlığını yapar. Hazır oldu olur. Tabii. Şimdi bunu bizim idarecilerin bilmesi lazım. Bak vali beyle alakalı bu kentteki kanaat olumlu. Niye? İşte üretim odaklı bir insan. İşte organize sanayilerde devamlı. Tarımla ilgileniyor, hayvancılıkla ilgileniyor. Ne diyoruz? Vali bey diyoruz, bu kent için bir şans diyoruz. Yani ekonomik anlamda ciddi katkı sağlıyor. Böyle bir tecrübesi var. Düzce'den geldi. Sanayiyi de biliyor. Ama sen şimdi burada Teknofest dedik, işte önümüzdeki hafta başlıyor Samsun için. Yarın bir başlıyor. Yarın. Önümüzdeki hafta, sen geçen haftadaymışız gibi. Bir fırsat, bir şans. Dünyanın insanı Samsun'a gelecek diyoruz değil mi? Bu takım Süper Lig'e çıkarsa Samsun'da iki haftada bir oynayacağı her maç Teknofest etkisi yapar mı, yapmaz mı? Daha fazlasını yapar. Daha fazlası yapar. O zaman sen o işe bu kadar koşturuyorsan bir zahmet kalkıp oraya da geleceksin kardeşim. Yani böyle bakacak meseleye. Evet. Ya ben onu çok talihsizce bir durum olarak görüyorum. Yani şimdi, o kadar çağrıya karşılık bir düğün mazeret olmamalıydı. Olamaz. Olmamalıydı. Kabul edilemez. Kabul edilecek bir şey değil. Evet. Sonra altlarında var kaç trilyonluk araba ya. Buradan Vezir Köprü'ye sen eskortla gidiyorsun. 45 dakika. Ne ışığın var, ne bir şeyim var. Abi yok, 45 dakika bile sürmez ya. O eskortla nasıl gidiyorlar ya? Şimdi Arzu Hanım'a döneyim, dernek yöneticisi. Hani bu Arzu Hanım da konuyu yani şahsileştirmiyorum. Aslında gördüğüm bir şeyi anlatacağım için, izliyorsa da yanlış anlamasın. Hani kanaatimiz onunla ilgili olumlu nispeten diğerlerine göre. Şimdi bir taraftar stadın durumuyla ilgili eleştirilerde bulunmuş. Tabii mağdur. Orada biz de gördük. Millet perişan oldu. Tabii canım. Arzu Hanım diyor ki işte sizi diyor, ben diyor kahve içmeye davet ediyorum. Bizim işte yapamadığımızı belki siz yaparsınız diyor. Şimdi bak. Şeye bak, mesaja bak. Bir defa sen tanımadığın bir adamı ayağına davet edemezsin, ayağına çağıramazsın. İlle görüşmek istiyorsa, ben sizinle görüşmek istiyorum müsait bir vaktinizde, nerede sizi bulabilirim diye sorarsın. Adam sana randevu verirse gidersin. Bir defa sen şimdi ayağına çağırıyorsun bir.
İkinci de diyorsun ki belki bizim yapamadığımızı siz yaparsınız. Yani hani aslında biz her şeyi yapıyoruz da sen zaten yapamazsın ama getiriyor. Yani bir defa bu uslupta da bir sıkıntı var. Şimdi taraftarla böyle diyalog kurulmaz yani. Şimdi bana göre dernek sivil bir yapıdır. Futbol AŞ neticede bir şirkettir. Bir şahsın malıdır. Dernek sivil bir yapıdır. Dernek kenti temsil etmeli, kentin dinamikleriyle bağ kurmalı, taraftarla bağ kurmalı, bu yönüyle takıma katkı sağlamalı. Bu çalışmaları yürütmeli. Ama buna yönelik bir çalışma yapılıyor mu ben görmüyorum. Zaten deplasmana da kendisi de gelmiyor. Gelene de destek olmuyor. Belki arka planda taraftara falan destek oluyor ama hani oluyor. Gördüğümüz kadarıyla. O da birkaç yani o sınırlı konu, birkaç isim yani. Tabii o konuda birkaç kişinin dışında hakkını yemem. Oluyorlar. Şöyle bir ekleme yapmak isterim size. Şimdi Erzurum maçı üzerinde baktığımızda şu ifadeyi kullandınız ya hani davet mi edilmediler tarzında yani ya da ya bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var? Başka bir neden mi var? Her şeyi bir kenara koyarsın. Bir Samspor taraftarı olarak arabana binersin. Artık bilet var alırsın, yani bilet alırsın. Biletini alırsın. Şöyle izlersin. Taraftarın ortasında maçını izlersin. Yani. İlla protokolde oturmana gerek yok. Yani bu şeydir. Samspor'a olan duygun, sevgin, aşkındır. Yani hani orada olmak istemendir. Bunu yapmak istedikten sonra her türlü yaparsın. Terme Belediyesi 7 tane araç verdi. Atakum Belediyesi, İlk Adım Belediyesi, Peşko. Ben bu noktaları isimleri direkt söylerim. Yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşıladılar. Sizler de olmuşsunuzdur. Belki bilet desteği olmuşsunuzdur ne bileyim ama Sanspor deplasmanda 4 kişiyle temsil edilmesi. Tamam biri başkan, biri başkan vekili, biri genel müdür. Ayrı bir kenara koyuyorum. Ama 4 kişiyle temsil edilmesi. Başkanın arkasında 7-8 kişi böyle olacak. O tribüne bir girecek. Adam diyecek, lan onlara bak diyecek ya. Nasıl inanmışlar? Çünkü bilmez o adam onun dernek yöneticisi mi, Ahmet yöneticisi mi, Mehmet yöneticisi ne olduğunu bilmez. Kalabalığı gördüğünde adamlar gibi inanmışlar bunlar. Bu sene bunu istiyorlar. Evin başkanı bir geldi maça. Kaç arabayla geldi? 3-4 tane arabayla böyle eskortlar falan filan. Şov yaptı yani gelirken. Sen de o izlenimi verirsin. Buradan 5-6 tane araba çıkarsın. Protokolde ayırttırırsınız yerlerinizi. Protokol değil, VIP de. Otur nerede oturuyorsan otur ya. Başkanın arkasında bir kuvvet olursunuz. Ha. Başkanın orada yalnız olmadığını, bir Samspor ailesinin oraya aktığını, inanmışlığı insanlara hissettirirsiniz. Ama biz bunu göremiyoruz abi. Biz bunu göremiyoruz. Maalesef. Ben kulübü dernek yönetiminde ya diyorum ya biz Samspor'u takip eden insanlarız da sabahtan akşama kadar işimizin yani %60-%70'i benim Samspor'la geçiyor. Ama dernek yöneticinin isimlerini, simalarını bilmiyorum ya. Birkaç tanesinin özelinde. Ya burada ya şuradan iki tane araba yapıp bir arada binip Erzurum'a gelmek, o tribünde yer almak bu kadar zor mu? Erzurum'da en yakın mazereti olanları anlarım. Yani. Hani birinin düğünü vardır, ne bileyim bir cenazesi vardır, bir şeyi vardır anlarım eyvallah. Olmayanlar hepinizin mi işi vardı? Hepinizin mi düğünü vardı? Hepinizin mi ne bileyim gezmedeydiniz, tozmadaydınız? Ya o gün senin de gitmen gereken. Benim de vardı düğün gitmem gereken. Yani evet. Şimdi düğünlere girersek düğün ya, her gün vardı. Nikah şahidim. Düğünle gitmem gerekirdi normalde. Yani. Ama ben aradım mazeretimi bildirdim mi? Olumlu da karşılandı. Şimdi işte burada şunu görüyoruz. Yani bu dernek yönetiminin Samsun Spor'la ilgili mesela ne zaman bir sıkıntı olsa bunların sesi soluğu çıkmıyor. Statla ilgili problem oldu, ses soluk yok. Daha önceden işte bu Trabzonspor kutlamaları vardı. O sıra taraftar farklı tepkiler gösterdi. Ses soluk yok. Yani kafayı... Şu hakemin şu verdiğimiz görüntüsünü paylaşan da bir tane yönetici görmedim ben. Var mı? Yani kafayı... Haberleri var mı? Hakem skandalını paylaşan. Kafayı kuma sokan bir dernek yönetimi var. Bunu da seni kardeşim bu kentin önde gelenler de seni görüyor yani. Sen zaten kendinden korkuyorsun. Kafayı da kuma sokmuşsun. Senin peşine kim takılır gelir? Senin sözünü kim dinler? Sen oraya kimi getirebilirsin? Kimi sürükleyebilirsin?
Başkanın yapacağı iki tane şey var. Sevgili başkan. Önce şu Bayram Hoca ile yolları ayır. Hayırlısıyla. Sportif anlamdan başlayalım. Anlamda. Daha büyük sıkıntılar yaşanmadan. İkincisi de az önce sizin ifadenize katılıyorum. Ben de birçok yere bunu söylüyorum. Başkan yalnız. Başkanın bu yalnızlığını artık bir güçlü dernek yönetimiyle futbolla entegre edebilecek. Basketbolun da içerisinde oldu. Böyle güçlü bir dayanışmanın içerisinde birlik ve beraberliğin oldu. Birbirlerine sahip çıkan, başkana sahip çıkan, camiaya, taraftara, armaya sahip çıkanlardan bir yönetim oluşturmak. Ve bu yönetimde şartlı, bak şartlı, sahanda deplasmanda. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Evet. Şampiyonluğa giden senaryolar böyle yazılır. Hikayeler böyle başlar. Artı parantez açmak istiyorum. Sevgili Aytuğ Bey. Değil mi? Aytuğ neydi soyadı? Aytuğ Primoğlu. Primoğlu. Altay maçının hikayesini yaptınız. Bu da bir eksikliktir. Biz kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçların hikayesini yazmıyoruz. Videolarını hazırlamıyoruz. Onlar da bir hikaye. Tabii canım. Orada da bir yaşanmışlıklar var. Var. Orada da kaçan goller var. Orada da taraftarın azmi, inancı, yedek kulübesi, başkanı, herkesin bir inanmışlığı var. Mücadelesi var. Mücadelesi ağlayan, var. Hüznü var. Deplasman hikayesi var. Olan. Tabii. Bunları neden yapmıyoruz biz? Sadece kazandığımızda mı olacak bu işler? Yani iyi gün dostu muyuz biz? Kötü gününde de olduğunda taraftarın nasıl üzüldüğünü, futbolcunun nasıl üzüldüğünü. Al sana senaryonun başında işte Hasan'ın ağlaması. Senaryo ona göre işle. Belki onu paylaşan. İki, hakemin maçı yönetmesi. Ona göre işle. Ya bu konuda da. Şimdi iletişim tekniği şudur zaten. Sen maçı kazanamamışsındır veya berabere kalmışsındır. İşte taraftarda bir hüzün oluşmuştur. Sen öyle bir içerik hazırlarsın ki onu bir sonraki maça motive edersin tekrar. Aynen öyle. Şimdi ben size yolda bir hikaye anlattım. Hani zannediyorum ortaokuldayım. Veli toplantısı var okulda. İzleyicilere de aktarmış olayım diye tekrar ediyorum. Şimdi ben de annem vardı zannediyorum yanımda. Benden öndeki öğrenci sınavdan yüzlerinden 95 mi ne almış falan. Onun velisiyle 15-20 dakika konuştu hoca. Sonra onlar gitti, biz geldik. Ben de yüzlerinden 40 mi almışım, 50 mi falan düşük notum. Hoca anneme dedi ki, ya bu zaten dedi böyle dedi, bunun konuşulacak bir şeyi yok dedi. Annem de dedi ki, bizden önceki öğrenci kaç aldı? 95 aldı dedi. Onunla dedi 15-20 dakika konuştunuz dedi. Asıl dedi onun konuşulacak bir şeyi yok dedi. O zaten o dedi başaramamış. Şimdi Sefa dedi, düşük not almış. Asıl burada konuşacağız dedi. Burada konuşacağız ki biz bu notu yukarı çekeceğiz dedi. Hocam mum gibi kaldı. Şimdi aynen dediğiniz çok doğru. Sen olumsuz bir hadise yaşadığında iletişim tekniklerini öyle bir kullanacaksın kesinlikle ki o düşen moral ve motivasyonu tekrar ayağa kaldıracaksın. Bir sonraki maça yansıtacak bunu taraftar. Sen susup kafanı kuma gömmek ne demek yani? Ciddi bir... Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Şu maçın o kadar güzel hikayeleri var ki. Çok. Olmaz. O kadar taraftara gelmiş oraya. Ya, onlarla ya konuş tek tek bir bak, şey yap yani. Eyüp Spor'un 30 kişiydi buradaki taraftarı. Bizim orada 300'ün üzerindeydi. 500'e yakın taraftar var. 500'e yakın taraftar var. Yani, aa, Rize maçında mesela. Şimdiden bitti biletler. Biletler bitti. Şimdiden bitti. Biz oraya ya gelmedik mi? Biz orada mücadele etmedik mi? Kardeşim sen bizim niye yani hikayemizi yani yapmıyorsun? Tabii bunu diyorum. Yani her şey iyi gün için değildir. Evet. Bazı şeyler vardır. İşte Erzurum maçı sana bir numaralı örnektir. Hakem katliamı vardır. Kaçan penaltı vardır. Hasan'ın gözyaşları vardır. Var vardır. Her şey var. Sana öyle güzel bir senaryo var ki onu öyle bir duygusallaştırabileceğin, tekrar bir fitil, enerji verebileceğin, biz oynadık ama bak bunlar yüzünden kaybettik. Yoksa biz bu işi yapıyorduk. Çok. Evet. Tamam. Yani buradan Aytuğ Bey ve ekibine de bu konuda sesleniyorum. Sadece iyi günde değil, beraberlikte de mağlubiyette de her maçın bir hikayesi vardır. Ve bu her maçın hikayesini bizler görmek istiyoruz. Şimdi işi bilen kişi önüne gelen her durumu avantaja çevirmesini bilmeli. Evet.
Doğru. Güzel de geldik. 2 saati doldurduk yine. Güzel yorumlar var. Yorumları pek okuyamadık. Şöyle üstten bir yorumları geçelim Alper. Şöyle ben hani isim gitmeyeyim ama izleyenlerimize gerçekten çok evet, çok yorum var. Çok güzel yorumlar var. Hani böyle maçla ilgili de yorumlar Hasan'la, var. Bayram Hasan'la Bayram Hoca ile ilgili evet. Çok yorum var. Tabii Bayram Hoca'ya da uzun uza diye konuştuk ama Hasan'ı pek şey yapmadık. Ben Hasan'la ilgili söyledim. 83'te oyuna girmişti Hasan Celil'in yerine. 90 artı 1'de penaltı oldu. 4'te atıldı. Olmadı. Direkt devamında da olmadı. Yani o da hadi Hasan'ın şanssızlığı Hasan vurdu olmadı. Devamında da olmadı. Yani Novi Kovas vurdu direkten döndü falan. O da tabii ayrı bir olay. Mesela şu yorumu yaptık ya açılışta Hasan demedik de bazı oyuncular vardır. Ya oynatırsın ya senin kadronunda hiç olmaz diye. İşte çok doğru bir yorum. Hasan da bu profilde bir oyuncu diye çok fazla da yorum vardı. Hasan'ın bu durumuyla alakalı. Diyelim ve gündem şöyle bu. Şöyle ekleyelim. Erzurumspor taraftarlar yayınımızı çok izliyorlar. Video ile ilgili yorumlarda bulunuyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Kırmızı kart değildi. Söyledik zaten bunu da. Yani. Hakem doğru bir maç yönetmedi. İki tarafa maçı da kaybetti. Yani hakimiyetini kaybetti. Taraftarın, Erzurum'un, Samsun'un, tribünün her yerin etkisinde kaldı. Yaptığı hataların bir şekilde telafi etmeye çalıştı. Öyle saçma sapan kararlar verdi. Burada Erzurum'un da hakkı yendi, Samsun'un da hakkı yendi. Burada Erzurum'un hakkı yenmedi diye hiçbir şekilde bir ifade kullanamam. Kırmızı kartınız kırmızı kart değildi. Oyun içerisindeki taktik haklarını birçok pozisyonda belki bizden yana kullandı. Erzurum'dan yana kullanması gereken pozisyonlar vardı. Hani o video ile ilgili söylüyorsunuz. Biz de diyoruz ki evet o videoda ses yok ama o videonun bir öncesi var. Bizlerin elinde olmayan sizlerde varsa güvenlik kameraları paylaşın. Bizlerde bir yanlışımız varsa çok rahat bir şekilde çıkıp erdemli bir şekilde özür diler. Ahmet Bey'den bekliyoruz yani, biz. Şu özür evet. Dileyebiliriz. Bundan yana problem yok. Deriz ki biz yanlış okumuşuz, yanlış görmüşüz. Bütün Erzurumspor camiasından, başkanından, herkesinden özür dilemesini çok iyi biliriz. Diğer türlü de Bayram Hoca ile ilgili çok fazla paylaşım var. Eleştiri var. Yani bu işin Bayram Hoca ile devam etmeyeceği yönünde çok fazla paylaşım var. Yine Ahmet Sagat konusuna çok değinen var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlarınızın bir kısmını böyle hani özet olarak geçmiş oldum. Şu konuya gireyim, bağlayalım sonra. Şimdi protokolü biz konuşunca ya işte protokol olsa Hasan penaltıyı mı atacaktı, kazanacak mıydık gibi yorumlar var. Yani bazı şeyleri de bu kadar basit düşünmemek lazım. Çok. Orada Samsunspor'un birlik beraberliğini herkese göstermek belki de bütün takımlara, rakiplerinize karşı verebileceğiniz en önemli mesajlardan birisi psikolojik üstünlüktür. Tabii. Bazı yerde bu işler. Yani öyle Hasan işte protokol olsaydı bakıp da protokol var diye atacak ya, mıydı gibi. Lütfen böyle hani sığ çok basite indirgen bir şekilde düşünmeyelim. Yani. Aynen öyle. Sefa Bey ekleyeceğiniz şeyler varsa son onları alalım, bağlayalım. Ya şimdi hayırlısıyla inşallah Bayram Hoca'nın profesyonel bir teknik adam olarak gerekeni yapmasını bekliyoruz. Evet. Yani biz burada biz hocayı bitirdik yani bu akşam. Biz şimdi yani görünen köy kılavuz istemez. Evet. İşte hani ne derler? Perşembenin geleceği çarşambadan belli. Bu iş daha ne kadar uzarsa iki tarafta o kadar yıpranacak. Ben de Aykut Kocaman lafını diyeyim o zaman. Şey demişti ya. Bazı çiçekler bazı topraklarda yeşermiyor. Yeşermiyor. Evet. Bak yani, çok güzel bir söz. Çok güzel. Çok güzel bir söz. Yani bu artık gerçeği hepimizin kabul edip ona göre hareket etmesi daha hayırlı olur herkes açısından. Evet. Başkanımızdan da ricamız bugüne kadar yaptıkları için, Samsun'a yaptıkları için, Samsunspor'a yaptıkları için minnettarım ben şahsım adına. Taraftarın da öyle olduğunu biliyorum. Olmayan yoktur zaten. Olmayan yoktur. Yani ömrü uzun olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Daha biz çok güzel günler göreceğiz. Yolun başında böyle ufak tefek meselelerle uğraşmayalım. Gerekeni yapsın. Bu bahsettiğimiz fırtınadan bu gemiyi çıkartacak tecrübede bir teknik adamı getirip yolumuza bakalım, işimize bakalım diyoruz. Diğer taraftan da dernek yönetimi
bir iş yaptıklarını da göremedik de neyse, ille de bir şey yapacağız diyorlarsa, hani bizim yapamadığımızı yaparlar falan yazmış ya. Maç öncesi, önümüzdeki pazartesi maç var. Maç öncesi, sizin bir de pazartesi yayınınız da var, bak o da şey olacak. Salı'yı yaparız. Salı yaparız. Maç öncesi stada gitsinler. Onlar şimdi hep gelip protokolde izliyorlar herhalde, diğer taraflardan haberi yok. Stada bir gezsinler sağını solunu. Eksiklik ne var, sorun ne var? Önden tespit etsinler. Gitsinler, ilgili kurumlarla görüşsünler. Yapıyorlar şu anda, başladılar. Başladılar mı? Başladılar. Geçen hafta itibariyle başladı görüşmeler. Ya şöyle, bu tek görüşme olmaz. Yok yok, yönetim olarak yapıyorlar. Hayır, yani görüşmenin peşinden de gidip icraat gözünden... İcraat anlamında da harekete geçilecek. No. Yani gidip gözünden o tuvaletlere, taraftarın kullanacağı tuvaletlere, kantinine, girişine, çıkışına, bir şeylerine... Kantinci deme bana ya, kantinci deyince benim... Sinirim bozuluyor gerçekten. Hepsine baksınlar. Eksik bir şey varsa da fotoğraflarına çekip sosyal medyadan paylaşsınlar bunları. Biz bunu gördük diye. Tabii. Ha, ben geldim gözümden gördüm de. Ben de şöyle son bir ekleme yapayım Selçuk. Samspor yeni sezona Samsun'da bayram vakti diye girmişti. Mottomuz buydu. Hani Cumhuriyet'in 100. yılında işte Samsun'da bayram vakti. Bu işin yolu şampiyon olacak diye. Ben de Yüksel Başkan'a buradan şunu demek istiyorum. Samsun'daki bayram vakti Samsun'u cenaze evine çevirmesin. Yol yakınken gereken yapılsın. Evet. Yani bu birliktelik yarar vermez bu saatten sonra. Fayda getirmez. Mutlaka Bayram Hoca da iyi niyetlidir. Belki bu süreçte yıpranmıştır. Onun da mutlaka şeyleri vardır. Belki mazeretleri vardır, bir şeyleri vardır. Rahatsız olduğu konular vardır belki. Bilemiyoruz. Bu şehrin olumlu havasını, o hani bayram vaktini daha fazla böyle üzüntüye, işte kahrolmaya veya daha da germeye ya da bir insanı, yani Bayram Bektaş üzerinde söylüyorum, daha fazla yıpratmaya camianın veya bundan sonra başka bir yerde görev yapacaktır Bayram Hoca mutlaka. Onu daha bir ağır travmaya uğratmadan, psikolojisini bozmadan hani ona da teşekkür etmek, Bayram Hoca'nın da bu teşekküre olumlu cevap verip kendi sağlığı açısından da, psikolojik sağlığı açısından da, bak açık konuşuyorum, kendi psikolojik sağlığı açısından da bu yol ayrımının geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreç bunu daha da yol uzun daha da kötü senaryolara götürebilir, olasıdır. Yeni krizlere yol açması olasıdır. Başkanın bu konuda geçmişteki acı tecrübelerini artık doğru bir hamleye çevirerek bu süreci tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Başkan hani bu noktada, Bayram Hoca da bu noktada nacizane fikrimi söylüyorum. Dediğim gibi Samsun'daki bayram evi cenaze evine dönmeden bu işi sonlandırmakta fayda var. Evet. Üçüncü haftanın kapanış maçı da bitti. Sakaryaspor Tuzlaspor 2-0 mağlup etti. 6 puana ulaştı Sakaryaspor ve bizi de bir basamak geriye göndermiş oldu. Haftayı 6. sırada, 5 puanlı 6. sırada tamamlıyoruz. 7 de artık playoff potasında zaten. Ha, doğru şey. Bayram Hocam 1.59 puanı varmış. Kariyerinde miydi o? Galiba. Kariyer mi? Evet. Bugün de şöyle bir enteresan şey vardı. Ankara Gücü'de teknik direktör değişikliğine gitti. Çok hoşuma gitti aslında o iş. Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı Ankara Gücü. Ömer Erdoğan'la anlaştı. Ömer Erdoğan'ın imza töreninde Mustafa Dalcı da vardı. Hoca da vardı. O da ona başarılar diledi. Ne güzel kalan bölüm için. Yani bu hengameyi iki tarafı da fazla yıpratmadan bitirmek görülen psikolojide en doğrusu olacak gibi duruyor. Evet, biz bir yayının daha sonuna geldik. Dilimiz döndüğünce Erzurumspor maçını, maçta yaşananları, devamında oluşan gelişmeleri yine sizlerden gelen yorumlarla birlikte yorumlamaya çalıştık. Dördüncü haftada Manisa Futbol Kulübü'nün pazartesi akşamı saat 20'de başlayacak karşılaşmada ağırlayacağız. Muhtemelen biz de programı pazartesi yapamayız maçtan sonra. Salı yaparız diye düşünüyorum. Günler ilerledikçe bizim programımız da belli olur ve sizlere yine sosyal medya aracılığıyla duyururuz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sesimizi duyan herkese Samsun'dan mutlu geceler.